Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, güzellik ve iyilikler nasip etsin dileğiyle bugün güzel dileklerimizle bugüne bakacağım. Bugün Mart ayı için hangi burcun hangi yönde daha şanslı olacağına bakacağız. Mart'ın en şanslı burcu hangisidir ona bakacağız. 12 burcun 12'sini de bir videoya sığdırmaya çalışacağım ve hiç vakit kaybetmeden e, destelerimi kenara atarak böyle bakacağım zaten e, zamanlamayı herhalde göreceksiniz sırayla gitmeyeceğim karma yapacağım başlayacağız böyle e, karma bakacağım. Karma dediğim nedir biliyor musunuz? Hani sıralama mesela oğlak, kova, balık gitmeyeceğim. Böyle karma bakacağım tek tek. Önce oğlağı yorumlayacağım örnek veriyorum. Sonra ikizleri yorumlayacağım. Sonra boğayı yorumlayacağım. Mart ayı için 12 burcun 12'sini de yorumlayacağım. Bakalım arada kart değişebilirim. Bakalım Mart ayının en şanslı burcu hangi burçtur ona bakacağız. Şimdi öncelikle ee, şu kartla bakmak istiyorum. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi bir e, olumlama kartı ile başlayacağız. Böyle bir kenara açayım, bir açayım. Olumlama kartım ve bu kartlarımla bakacağım. Enerji kartı, olumlama kartı. Hangi burçla başlayacağız arkadaşlar? Ee, Oğlak Oğlak burcuyla başlayacağım. Önce Oğlak burcunu yorumlayacağım canlarım. Ondan sonra bütün burçları teker teker yorumlayacağım. Haydi bakalım. Bakalım Oğlak burçlarını enerji olarak hangi enerji bekliyor? Öncelikle ona bir enerji kartı çe çekeceğim. Mart ayı burcu Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Mart ayına özel yorumdur. Mart ayının e, ee, en şanslı burcu hangi yönde nasıl aşkta mı şanslıdır maddiyatta mı şanslıdır işte mi şanslıdır hepsini tek tek yorumlayacağım oğlak ve yükselen oğlaklardan başlıyoruz haydi bakalım enerji kartımızı çektik bir tane de diğer e, karttan birini çekeceğim bakalım ne diyecek kart Şş, Evet. Şimdi Şöyle kenara bırakıp kartlarımızı seçeceğiz. Bu kart kendini attı. Direkt oğlan kartı. Kart kendini attı. Direkt oğlan kartını da attı. Bakalım oğlak burcu yükselen oğlan Mart ayında nasıl bir gelişme bekliyor? Hangi yönden şanslı, şanslıdır oğlak ve yükselen oğlaklar? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemeyi lütfen unutmayalım. Çok ciddi emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak Kanalıma abone olarak izlerseniz, izledikten sonra videolarıma bir beğeni atar, bir de bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım. Ee, alma verme dengemize dikkat edelim arkadaşlar çünkü gerçekten bir emek var. Emeğe her yerde saygı. Evet benden e, özel bakım isteyen arkadaşlar, özel açılım isteyen arkadaşlar videoların alt kısmında iletişim numaramı bırakıyorum. Bana ulaşabilirsiniz. Yardımcım deriye ya, whatsapp'tan veya instagram'dan yazabilirsiniz. O sizi ne gerekiyorsa yardımcı olacak ve yönlendirecek canlarım benim. Şimdi oğlak burcunu yükselen oğlak ve oğlaklar kartlarda çok ağırlıklı aşk ve iletişim kartları çok çıkardı. Bir bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Tavız vermemek takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması. Bence Oğlak bu ay artık şimdiye kadar çektiğim her şeyi çekmişim. Yeterince boğazıma kadar dolmuşum. Tahammülüm yok kimseye. Artık benim söylediklerim olacak havasında olacağını gösteriyor sevgili Oğlan. Kesinlikle kartın enerjisi bunu gösteriyor ve bence doğru mudur? Doğrudur. Bu taviz vermemek. Dediğim gibi artık her şeyden yorulmuş olduğunuz, şimdiye kadar her şeyi ben ya, yaptım, takdir toplamak, ciddi şekilde çevresinden enerji olarak takdir toplamak ve e, alkışlanmak, yücelmek, saygınlık kazanmak, e, işle alakalı olabilir. Yükselişe doğru gitmek, her konuda takdir toplamak. Tahammül seviyesinin düşük olması, sabırsızlığı ve yeter artık demesi ola Martın e, oğlak ve yükselen oğla takdirini toplayacağını ve mükemmel bir enerji bekliyor. Mart'ta seni sevgili oğlak. Sürprizlerle dolu bir Mart bekleniyor. Yeni teklifler alabilirsin. Özellikle burada e, ki şimdi akartlara da bakacağım yorumlayacağım. Şu görünüşe bakarsak genel olarak oğlak aşktan yana yeni gelişmeler olacağını Gerçekten şimdi yorumlayacağım yeni sürprizler olacağını gösteriyor sürpriz kartı ve ee, çıkan e, enerji kartını gördünüz arkadaşlar Mart'ta her türlü sürprize hazır olun sevgili oğlaklar şimdi burada oğlak burcu rahatı yerinde saygın e, rutin giden işiyle alakalı tavız vermemek artık aşktan yana ben aşığım her şeyimi söyledim artık senden bekliyorum topu san, sen sana atmışım şimdiye kadar e, taviz verdiğim yeter top sende diye düşüncesine girdiğini gösteriyor. Oğlak burçlarını Mart ayında Aşktan yana çok ciddi şans bekliyor. Yeni teklifler alabilirsiniz. Yeni açılımlar. Size aşk açılımı yapanlar, aşkını itiraf edenler, geçmişten geri dönüş olacağını gösteriyor. Geçmişte olan ilişkilerinizden kesinlikle geri dönüş yapacak. Bayağı bir geri dönüşler olacağını gösteriyor. Oğlak beklemeye geçmiş, bütün plan ve projesini hazırlamış. Artık bu ay Oğlak burcu aşk hayatında Hiçbir şekilde hareketlenme yapmayacağını bekle de gör diyor. Şimdi burada Oğlak Burcu'na güzel olan enerjiler. ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi. Ee, su ağırlıklı gösteriyor. Yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep topraklardan da bayağı bakın genel olarak büyücü kartını çıkartıyor. Büyücü kartı bütün enerjinin toplamı demektir. Bakın gördüğünüz gibi bütün enerjiler var. Hava. Toprak, Ateş, Su, hepsi bir arada toplanmış ve e, bir e, bütün enerjiyi kendinde toplayan bir karttır. Büyücü kartı, her türlü yenilik, maddi konuda ve aşk konusunda oğlak yükselen oğlaklar Mart ayında çok mükemmel bir gelişme sizi bekliyor. Ani gelişmelere hazır olun. Ciddi sürprizler olabilir. Beklenmedik, hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek değişiklikler olabilir. Şimdi burada Oğlak burcunun özellikle mesafe olarak uzakla, yurtdışı, başka bir şehirden olan ilişkisi varsa veya orayla alakalı bir iş yapmak istiyorsa kesinlikle Oğlağa gelecek ciddi şanslardan bahsediyor. Sanki herkesin, ee, bakın burada herkesin diyor bak. Her enerjiden bahsediyor. Su, hava, toprak, bütün enerjinin toplamını ve diyor artık yeterince tavız verdim yeterince e, emek sarf ettim yeterince haksızlık e, haksızlığa maruz kaldım ama mart ayında her şeye açık olun ve her şeye, her anını her gününü değerlendirmeniz gerekiyor sevgili oğlak burçları gerçekten mükemmel fırsatların özellikle aşkla özellikle aşkla ilgili özel hayatınızla ilgili yeni teklifler alabilirsiniz. Hayatınızı kurtaracak ve hayatınıza iyi gelen enerjiyle karşılaşabilirsiniz. Duygusal bağlantıdan bahsediyor, birleşmeden bahsediyor. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Çıkma teklifi aşık olacağınız ruh eşi ve ruh ekizi karşınıza çıkabilir sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçlarına. Beklediği süre bir e, beklentilerin var diyor. Artık diyor ki Oğlak bak ikisi de oğlan kartıdır. İkisi de oğlan kartı. Burada beklentisi olduğunu gösteriyor. Neden beklentisi? Duygusal hayat ve aşktan yana beklentisi. Paradan yana beklentisi ve üzerine çıkan büyücü kartı. Şimdi oğlak burçları ve yükselen oğlaklar eğer e, hayatınızda bir mahkemelik bir durum varsa e, veya size karşı direkt mahkemeye odaklanmanızı istemiyorum veya size karşı olası olan bir haksızlıktan yana kanıtlanacağını gösteriyor sürpriz gelişmeler olacağını gösteriyor ve beklemediğiniz yerden beklemediğiniz gelişmelerden bahsediyor. Şimdi burada Oğlak Burcu'nun aşk hayatında şimdiye kadar giden aşk hayatında bir soğukkanlılık var. Sanki inatlaşma var. Bir inada binmiş olduğunu gösteriyor. ile beraber o inadı yenemediği için çok mücadele etmiş. Gerçekten Oğlak aşk hayatında veya hoşgörülü davranmaktan artık usandığını bıktığını gösteriyor. Artık salı veriyorum diyor her şeyi. Ve o salı verdiği an bittim tükendim dediği anda oğlak burcunun bu mart ayında özellikle martın ikinci yarısından sonrayı gösteriyor 15'inden sonra mesela bak 9'unda çok mükemmel bir haber alabilirsin 9-19-29 ee, aşkla ilgili yeni bir haber yeni bir teklif alabilirsin ee, parayla alakalı gelişmeleri 15'inden sonraya bırakıyor 15 15'iyle Mart'ın 15 ile hani Mart'ın 3. yarısına doğru 15-20'den sonraki süre içerisinde maddi anlamda bir rahatlama toplu şekilde bir paradan bahsediyor. Rızık ve bereket kapınızın açılacağını gösteriyor. Ama en mükemmel bak iki tane mükemmel kart var arkadaşlar. İki tane olağanüstü kart var. Şimdi tılsım ağası ee, genel tek bak, bakış olarak götürürsek tek kart olarak para kartıdır ve toprak burcunu temsil eder boğa başak olarak ama genellikle tılsım ası en mükemmel bir numaralı para kartıdır kupa ası duygusal kısmet kartıdır aşk hayatınızda olası geliş bak peş peşe kupa elçisi mesela kupa dokuzlusu görüyor musunuz bu kartları aşıklar kartı ve burada ağırlıklı olan Oğlak burcunun enerjisinde en ağırlıklı aşkta çok ciddi şans olacağını gösteriyor Mart ayında. Aşk hayatında net bir rahatlama, duygusal hayatına beklemediği bir değişiklik ve sürpriz gelişme. Geçmişten geri dönen kişiler, belki ilişkiniz vardır, boşanmış olabilirsiniz. Duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiyle problemli olabilirsiniz. Artık ondan Hiçbir şey beklemiyor gibi hani bitti gözüyle bakıyor olabilirsiniz ama burada böyle bir şey var ki diyor ki ayın 9'undan sonra aşk hayatında ciddi gelişmeler olacağını gösteriyor. Şimdi bu e, enerjiye bakarsak ve çıkan kartların çıkan enerji kartlarına bakarsak görüyorsunuz sürpriz gelişmeler, sürpriz teklifler alabilirsiniz ve sürpriz teklifleri Aşktan yana çok ciddi e, rahatlama olacağını gösteriyor. Aşktan yana tamam maddiyet de var ama e, yüzdeye bakarsak aşk ve özel hayatıyla ilgili değişikliklerin e, oğlaktan yana çok şanslı olduğunu gösteriyor. Maşallah sevgili oğlaklar e, buradaki enerji dediğim gibi. E, ağırlıklı aşk enerjisini gösteriyor. Şimdi ayın 9'undan e, sonra gelişmeler olabilir ama ayın ikinci yarısından sonra mesela 20'sinden sonra e, bu son 10 günlük 3. ikinci yarısı da 3. yarısı arasındaki o 20-30 arası Mart'ta e, teklifler evlilik teklif alabilirsin. Nişan, düğün olabilir. Bundan bahsediyor. Ve ayı da en başarılı ee, olacağını e, ve şeyi gösteriyor. Büyücü kartı da başarı benden yanadır diyor. Bütün genel enerjilerden toprak, su, hava hepsinin içerisinde aşktan yana şimdi ilk bakıyoruz ya olağa şanslı, aşktan yana şanslı olacağını gösteriyor Mart ayında. Yani süper şans, aşktan yana olduğunu gösteriyor. Şimdi diğerlerine daha bakmadık. Diğer burçlara ilk yorumumuz e, oğlaktır ona baktık. Gerçekten muazzam bir aşk kartlarını çok mükemmel çıkardı. Şimdi birkaç kart daha çıkarmak istiyorum. Teyit etmek için arkadaşlar. Birkaç kart daha çıkarmak istiyorum. Teyit etmek için. Şimdi bak yalnızlıktan. Bak görüyor musunuz? Yalnızlıktan, meraktan, yalnızlıkta aştan yana bakıyorum yalnızlık var uzun zamandır merakla beklediği e, birisi var diyor onu merak ediyor onun hakkında bilgi toplamaya çalışıyor veya haber alamadığı birisidir çünkü aralarında soğukluk var şu anda şimdiki durumdan bahsediyorum ama aralarında duygusal bağın gelişeceğini gösteriyor ve çok ciddi tutkudan bahsediyor şuraya bakar mısınız gerçekten şanslısınız mart ayında en şanslı Aşktan yana şanslı burç olarak olay gösteriyor. Şimdi kariyerde de olumsuz göstermiyor. Bak gördüğünüz gibi e, tılsım kraliçesi çok oğlan kartıdır. Çok mükemmel bir karttır. E, yani sözünü lafını demiş kariyer hayatında her şeyin tıkırında giden bir tane olumsuz kart göstermiyor iş hayatıyla da alakalı, kariyer maddiyatla da alakalı ama ağırlıklı aşk kartları çıkardığı için Oğlak Burcu'nun Mart ayında aşkla ilgili mükemmel bir gelişme bekliyor nokta net. Şimdi geçelim. Hangi burcu geçeceğiz? Ee, ikizler i̇kizler. İkizler Burcu. İkizler Burcu Mart ayında nasıl bir gelişme bekliyor ikizleri? nasıl bir e, enerji bekliyor ikizler burcunu ona bakacağız bir öncelikle bir e, şöyle şu kartla bakacağım ikizlere öncelikle bir enerji kartı çıkartalım arkadaşlar Tabi nasıl bir enerji bekliyor martta ikizler yükselen ikizler burcu bakalım mart ayında hangi yönden şanslıdır para mı kariyer mi maddiyat mı aşk mı bakalım hangi yönden şanslıdır ikizler burcu enerji kartımızı çıkardık canlar şimdi bir tane de bir tane de şunu çıkarayım bakayım iki tane bir bakalım bunu kenara bırakıyorum sevgili ikizler kartlarımızı bir daha atalım Bakalım sevgili ikizler burcunu nasıl bir enerji bekliyor? Yükselen ikizler. Mart ayında hangi yönden şanslıdır ikizler? Mart ayında neler var ikizlere? 2 4 5 6 Evet. 7 8 Oo! 9 10 11 güzel yıldız kartı çok güzel bir karttır şimdi bakalım sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcunu bakalım nasıl bir enerji bekliyor Mart ayında hangi yönden şanslıdır bakalım zühala çıkardı satürnün enerjisini çıkardı disiplin engeller Zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek. Şimdi ikizler burcunu e, kariyerle alakalı disiplin ve e, engellerle baya bir mücadele vereceği, savaş vereceği bir mart bekliyor. Ne ile alakalıdır? Bakın burada da güven kartı çıkarmış. Çok ciddi savaştan bahsediyor. Bakın karışıklığı görüyorsunuz. Güvensizlik var, ikilemde kalma. Kafasında bir güvensizlik var diyor. Bu işle alakalı da olabilir, aşk hayatında da olabilir. İstediği gibi gitmeyen bazı şeyler var ve e, kesinlikle ve kesinlikle bayağı zor bir süreç geçireceğini gösteriyor. Zorlayıcı olaylarla karşılaşabilirsin diyor. E, şimdi içeriğine bakacağız. Sert ve uzun işler. Bayağı uzun iş demiyor. Bak, uzun işler. Yani bir işte mücadele edeceğinden bahsetmiyor İkizler burcunu bayağı e, aktif hareketli düşündürücü ikilemde kalma zor kararlar verme sorumluluk almak ve kısıtlanmış hissedeceği yani pek parlak bir mart beklemiyor seni sevgili ikizler burcu ne anlamda? Çünkü. Ee, karmaşık duygular içerisinde ve ikilemde kalma diyor zaten. Burada da hani disiplinli, disiplinden yana şikayetçi olacağını ve kısıtlanmış hissedeceğini, baskın hissedeceğini, baskı yapıldığını, özgürlüğünün kısıtlanması e, bu neden ileri gelir? Ya karşı tarafla bir problem yaşarsın. Aşk hayatında kısıtlanma yapılır ya iş hayatındaki disiplin seni kısıtlamaya zorlar. Böyle bir dönem geliyor. Mart senin için böyle geçeceğini gösteriyor. Ama bak burada güvensizlik dedik ya bazı konularla ilgili diyor. Çabanın karşılığını alacağını gösteriyor. Tamam, zor bir süreçten geçeceksin. Bayağı bir emek sarf edeceksin. Yorulacaksın. Hareketlenmeler olacak mı? Olacak ama sonunda da başaracağını gösteriyor. Güven kazanma ve güven verme. Hayatında olacak olan kişilere güven vermek istiyorsan veya aranızda bir güvensizlik varsa bu güveni kazanacağını gösteriyor. Yani ilişkinin veya iş hayatında kişilerle olan münasebetlerinin iş hayatında ve ilişkinde güvenin temelini koyacağın bir dönemden bahsediyor ve bu dönemde güven kolay kolay sağlanmıyor Bayağı bir çaba sarf edeceğini gösteriyor ama çabanın karşılığını alacağını gösteriyor güven kartıyla disiplin engeller zorlayıcı olaylar sert ve uzun işler sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek enerji budur arkadaşlar şimdi bakalım ikizler burcu yükselen ikizleri nasıl bir enerji bekliyor ona bakacağız. Kararsızlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani karşısında iki yol var. Mesela kalayım mı gideyim mi? Örnek veriyorum. Bu ilişkime devam edeyim mi? Yeni bir ilişkiye mi başlamam gerekiyor? Şehir değişmem gerekiyor mu? Kalmam mı gerekiyor? her külade, her konuyla alakalı ikilemde kalma. Yani hayatın ve işinle alakalı, genel durumla alakalı karar veremediğin için zorlandığını gösteriyor. Bu dönemde zor bir süreç bekliyor seni. İki tarafın ikisiyle de ilgili. ister aşk hayatınla ilgili, ister kariyer hayatınla ilgili. Bayağı zorlu bir dönemden geçeceğini gösteriyor çaba sarf edeceğini gösteriyor şimdi burada İmperatrice kartı çıkardı bu kart sağlama alma iş hayatında düzenli ve disiplinli olmanın karşılığını alma çokça emek sarf etmiş ve soğukkanlılıkla hiç kimseye aldırmadan sağlam olarak kendine güvenerek devam eden bir kişiyi temsil eder bu kart şimdi burada baktığımız konularla alakalı diyor ki e, ee, bakın değnek prensi kupa kralı kralları görüyorsun imparatorca baş rahip yıldız kartı kılıç kralı bu mart ayında ikizler ve yükselen ikizler burcunu kesinlikle iş ve kariyerle alakalı çok şansı gösteriyor buradaki kartları görüyorsunuz uzunca bir süredir savaştan çıkmış savaş veriyor neyin savaşını veriyor Kılıç savaşından bahsetmiyorum. Emek sarf ettiği işin savaşını veriyor. Çaba sarf ediyor. Oldurulması gereken veya kafasında olan planı oturtması gereken işin peşinden koştuğunu ve uzun zamandır çaba sarf ettiğini emeklerinin karşılığını alacağım bir dönemden bahsediyor. Ben artık diyor ki yerimi sağlama almam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok uğraşan kişiler var çok uğraş ve savaş vereceğini gösteriyor çok kıskanılan birisisin herkes haset içerisinde size baktığını gösteriyor ama öyle bir şans yakalayacaksın ki işten ve terfi olabilir yükseliş olabilir elini attığın her işte mart ayında sana çok büyük başarı getireceğini gösteriyor. Eğer yeni işe başlamak istiyorsan sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Mart'ın 5'i ile 22'si arasındaki olan süre muazzam bir şans kapısının açık olduğunu gösteriyor. Muazzam bir bereketten bahsediyor. Ee, i̇stediğin yeri yakalama, her anını fırsatını değerlendirmen gerektiğinden bahsediyor. Bütün savaşlarında galip çıkacağını gösteriyor ve e, burada seninle uğraşan karışıklıklar var. Mesela iş hayatının içerisinde olabilir. Çevrenin içerisinde olabilir özellikle iş hayatında bayağı karmaşık bir dönemden geçtiğini gösteriyor sevgili Kizler Burcu. İşte burada Mart'ın 21'ine kadar olan sürede kesinlikle ve kesinlikle bu başarıdan, bu kargaşadan çıkacağını gösteriyor. Sanki bir toplantı var, o toplantının kararı olacağını gösteriyor ve bu toplantıda verilecek karar uzun süredir istişare yapıldığını gösteriyor ve çok ciddi emek sarf etmişin çalıştığın yerde ve bunun kralı sen olacaksın sevgili ikizler Burcu. Kuşkusuz sen olacaksın. Mart'ın 21'ine kadar olan süreden bahsediyorum. Bu balık burcunun dönemine denk geliyor. Şu an balıktayız biliyorsunuz. Ayın 21'ine kadar balıktayız. Bazı takvimlere göre 20'sine kadar. Yani ayın 21'ine kadar olan sürede balıktayız. Ee, bir ee, bu savaştan çıkacağını gösteriyor balık burcunun döneminde savaştan çıktıktan sonra biliyorsunuz 21 Mart'tan sonra direkt koça geçiyoruz Koç burcunun döneminde ise 21 Mart'tan sonra ise soğukkanlılıkla artık e, zaferi kazanmış olduğunuzu zafer elinizde başarı elinizde kim benle uğraşmak istiyorsa gelsin korkmuyorum gibisinden bir hava atacağınızı gösteriyor gerçekten Bazen yine diyorum. Şimdi burada bir olumsuzluk var. Bu olumsuzluk nedir? Aşk hayatında bazı sallantılı durumlar olduğunu gösteriyor. Bak şimdi, işten yana muazzam bir e, başarı elde edeceğini gösteriyor net Mart ayında. Ama aşk hayatında sallantılı ve Tamamen ters giden bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Evlilikle alakalı evli olan ikizler ve yükselen ikizler, boşanma aşamasında olan yükselen ikizler ve ikizler burcu bir soğukkanlılıkla inadına devam ettireceğini gösteriyor. Aa, çoğunlukla şimdi kolektif açılım yapıyoruz arkadaşlar üzerinize uyanlar alın tabii ki uymayanları geri evrene iade edin bu özel açılım gibi birebir uymaz özel açılım için söyledim size bana whatsapp'tan yazabilirsiniz whatsapp iletişim numaramı videoların açıklama kısmına etiketliyorum şimdi burada Aşk hayatınızda olumsuzluklar var diyor. Bu dönemde de soğukkanlılıkla geçebilir. Duygusal olarak bağlısınız o kişiye seviyorsunuz. Bundan kuşku yok ama soğukluk var. Aranızda çok ciddi bir inatlaşma söz konusu. Bu inatlaşma nasıl geçecek? geçmiyor bir şekilde siz inat yaptıkça karşı tarafta size inat yapıyor olarak gösteriyor aşk hayatını e, çok fazla parlak diyeyim ki şanşanlı mesela baktığımız o oğlak burcunda kesinlikle aşktan yana başarı gösterdi ama ikizler ve yükselen ikizlerde net olarak kariyer ve özellikle kariyer Özellikle kariyerde Mart'ta çok şanslı olacağınızı gösteriyor. Terfi alabilirsiniz. Kendinize ait bir iş yerinin başına geçebilirsiniz. Ortak işleriniz varsa ayrılıp tek başına işin başına geçebilirsiniz. Yeni iş başvuruları yapabilirsiniz. Ülkeler arası şehirler arası sözleşme bazı sözleşmeler ve teklifler alabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ama aşk hayatında sıkıntılar var. Aşk hayatında inatlaşmaya devam diyor canlarım. Ve diyor ki burada ne var diyor. Sabırla beklemem gerektiğinden bahsediyor. Aşk hayatıyla ilgili biraz daha sabretmen gerekiyor diyor. En az iki vakit diyor. Artık iki gün müdür, iki ay mıdır? 2 sene midir 2 vakit diyor. Sabretmen gerektiğini söylüyor. Ama bazı konularla ilgili hoşgörülü davrandığını da söyle şey es geçemeyeceğim. Çok ciddi şekilde hoşgörülü davrandığını gösteriyor. Karşı tarafın yaptığı bu e, haksızlıklara rağmen, bu e, mühakimelere rağmen, yapmadığın şeylerle suçlanmana rağmen e, biraz sessiz kaldığını gösteriyor ve yıldız kartıyla kapatıyor. Bakın Tılsım ikilisiyle açtı, yıldız kartı ile kapattı. Sallantılı gireceğin Mart ayının başından sallantılı ve kararsız gireceğini gösteriyor. Mart içerisinde yaşanacağını ve bitişini yıldız kartı ile kapatıyor. Yıldız kartı muazzam bir enerjidir arkadaşlar. Yıldız kartı her şekilde başarı demektir. Yıldız gibi parlamak demektir. Maksadına ulaşmak demektir ama kariyerde ama işte bunu gösteriyor. Yani bir numara olacağını gösteriyor ve herkese de kanıtlayacağını gösteriyor. Sende gözü ve aklı olan çoğu insanın, o kazandığın yer için savaş veren çoğu insana her şekilde ben yıldızım, ben her şeyi yaparım, ben herkesten başarılıyım. Bunun kanıtlayacağınızı gösteriyor. Ve sonuç olarak burada Mart ayında. İkizler ve yükselen ikizler burcunu iş ve kariyerden yana muazzam şansı olduğunu gösteriyor. Toparlamak, aileyi başına toparlamak, işi toparlayıp eline şey bütün her şeyi elinin altında sağlam tutmak, sahiplenmek, terfi almak, güçlü bir şekilde kendini korumak ve kendini savunmak, çalıştığı yeri savunmak, koltuğunu savunmak. Hepsini ikizler ve yükselen ikizlerde gösterdi ve kılıç kralı, değnek prensi, kupa kralı, imparatoriç. Bu çıkan kartların farkındasınız değil mi? Ne kadar olağanüstü kartlar ve e, akrana kartlarını hepsini çıkarmış ve yıldız kartı ile de tamamlamış. Hayırlısı olsun, Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Gerçekten iş konusunda. Her günü değerlendirmeniz gerekiyor Martın ikisinden itibaren her günü değerlendirmeniz gerekiyor ve işten yana çok şanslısınız ikizler ve yükselen ikizler burcu. Hayırlısı olsun. Şimdi neye bakacağız? Balık burcuna bakacağız. Sıra balıkta. Sevgili balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor? Bu kartla bakacağım balıklara. Evet, şimdi bir enerji kartımızla başlayacağız tabii ki. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor Mart ayında yükselen balık ve balık burçlarını. Bu arada doğum günü olan balıkların doğum günü kutlu olsun diyorum. Bu zaman içerisinde balık burcun, biliyorsunuz balık dönemindeyiz şu anda Mart'tayız. Doğum gününüz kutlu olsun. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili balıklar. Balık burcuna çıkartayım bir tane enerji kartı ve devam edelim sevgili balıklara. Çıkardım bakalım. Bir tane de aşk enerji kartı çıkartalım. Bakalım ne çıkartıyor? Suçluluk. Şöyle iki kartımızı çıkardım. Şurada bırakıyorum. Diğer kartlarımı açayım. Sevgili balıklar, sizi çok seviyorum. Doğum gününe denk gelen balıklar doğum gününüz kutlu olsun. Nece mutlu huzurlu senelere inşallah. Bakalım balık ve yükselen balıkları Mart'ta neler bekliyor? Hangi yönden şanslıdır bakalım balıklar. Ay evet çok güzel çıkardı da 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet. Bakalım balık ve yükselen balıklara nasıl bir enerji çıkardı? Jüpiter. Bolluk, bereket, iyimser düşünceler. Sevgili balıklara. Bolluk, bereket, iyimser düşünceler, e, zenginlik fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar. Şimdi bolluk, bereket, maddi konuda e, bolluk, bereket, mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler. Balık her zaman iyi düşünen e, bir karakterdir balıklar. Balıkların e, bir yanlışı çok duygusal olmasıdır ve Karar vermekte çok zorlanan burçlardır hep ikili e, ikili düşünürler karar vermekte çok zorlanıyorlar e, şimdi burada balık suçluluk duygusu çıkardı görüyor musunuz kendini suçladığını hissediyor burada yeni başlangıçlar ve inançlar bak görüyor musunuz kartı nasıl bağdaştırıyor kartlar birbirisiyle şimdi burada yaptığı şeylerden bazı pişmanlıklar duyduğunu gösteriyor Demek ki bazı yanlışlarının farkına vardığını nerede yanlış yapıyorum belki balıklar çok merhametli ve duygusal burçlar olduğu için yani bir şey yaparlar sonra kendilerini suslamaya başlarlar zaten 5 dakika sonra balıktır yengeçtir biz böyleyiz yani sular böyledir suyun en mantıklısı en soğukkanlısı şeydir akreptir akrep burcu yani yengeçe ve balığa bakımda bir tık daha mantıklı düşünendir. Bir tık daha acımasızdır. Bir tık ama çok fazla değil. Şimdi buradaki enerji neyi gösteriyor? Bolluk, bereket, iyimser düşünceler. Zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar. Belli ki balıkların hayatında yeni başlangıçlar olacak. Yani eski bırakma gibi. Veya bir e, beğenmediği bir huyu ve bir karakteri varsa olumsuz bir karakteri varsa bunun farkına vararak kendine dönerek kendini bir temizlemesi gerektiğini ben bu karakterim iyi değil bu işte yanlış yaptım bunu temizlemem gerekiyor ve yeni inançlar edinmem yeni başlangıçlar yapmam gerekiyor düşüncesini veriyor mutluluk bekliyor bolluk bereket o konuda sıkıntı yok iyimser düşünceler ama buradaki suçluluk duygusu balığın ciddi şekilde vicdan yaptığını gösteriyor ve ve bazı şeylerde yanlış yaptığının farkında fark edeceğini gösteriyor ve gerçekten kendini suçlamak çok ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Ama kendini suçlayan bazı kişiler de kendini arındırıyor. Kendini suçlamak ne demektir? Demek ki bu kişide bir merhamet vardır bu karakterde. Bir kalbi vardır ki suçluluk hissi vardır yani. Bencillik yok en azından. Soğukluk yok en azından. Katı değil en azından. Anlatabiliyor muyum? Suçluluk duygusu var, pişmanlıklar var. Bunu yaşayacağını gösteriyor. Şimdi bakalım açılımda neler var. Dünya kartı ile başladı. Dünya kartı burada da zaten görüyorsunuz. Bak balığın sıkıntı yaşadığını görüyorsunuz. Balık burcu ayın 21'ine kadar bir melankolik, bir duygusallık, bir kendine kapanma, bir depresif, yalnızlık yaptığı bazı şeylerde karşı tarafı suçlamayı geç. Kendini suçladığını ve farkındaysanız içe dönüş hiçbir şekilde hareket etmeden aynı yerde kalarak kendini kendine düşündüğünü gösteriyor. Ve bu dönem ne kadar devam eder ayın 21'ine kadar veya 20'sine kadar işte balık burcunun dönemine kadar e, bitişine kadar yani koçun başlangıcına kadar koç burcunun 21'i 20'sinde bazı takvimlere göre başlıyor. Bu döneme kadar balık bir sıkıntılar yaşayacak. Neden yana sıkıntı yaşıyor balık? Duygusal hayatında vermiş olduğu sıkıntılar var. Duygusal hayatında bir ayrılık yaşamış olabilir. Bu ayrılıkla beraber aşk hayatında olan sıkıntılar onu depresyona soktuğunu gösteriyor. Depresyondan çıkamadığını gösteriyor. Kendini suçladığını gösteriyor. Acaba ben mi yaptım? Bu boşanmış olabilir. Evli olan balıklar için de geçerlidir. Aşık olan balıklar için de geçerlidir. Platonik olan balıklar için de geçerlidir. Yasak aşk için de geçerli. Her bütün balıklar için geçerlidir. Yükseleni balık olanlar için de geçerlidir. Ciddi bir yıkım ve depresyon sıkıntılı bir durum. Bu durumdan çıkma süreciniz 21'inden sonra Güneş kartını çıkardı. Şimdi Güneş kartı balıkları pek fazla bir e, rahatlama diyeyim ki çok mükemmel ciddi bir şans neden yana bekliyor balığı. Paradan yana gösteriyor arkadaşlar. Maddi durumdan yana bazı hareketlenmeler olacağını gösteriyor. Tılsım Kraliçesini buraya yapıştırdı. Tılsım üçlüsünü buraya yapıştırdı. Şimdi Diyor ki kart iş hayatındaki bazı hareketlenmeler şimdi kendini bitiş veriyor balıkların hayatında bazı şeylerin bitişin olacağını gösteriyor bitiş suçluluk ben yanlış yaptım doğru yapsa da merhametli davransa da artık ben ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde kimseye yaranamıyorum havasında olduğunu gösteriyor. 21'ine kadar bu düşünceyle gider. 21'inden sonra bıçak gibi keser atar balık. Balığın hayatında bitişler var diyor. Bitiş ve yeni başlangıçlar var. Çünkü bu Kılıç 8'lisinin Kupa beşlisinin üzerine Güneş kartını Çıkardı buraya. Balığın hayatındaki olumsuzlukların geride kaldığını ve bambaşka bir hayata başlayacağını gösteriyor. Yeniden doğuş diyor. Yeni hareketlenme diyor. Artık kafamda bazı şeyleri tazelemem, yenilemem lazım. Bakın ilk çıkan kartta da zaten aynı şeyi gösterdi. Bak yeni başlangıçlar. Bak aynı şeye denk geliyor. Bitiş, bitiş ve güneş kartı ile yeni bir doğuş başlayacağını gösteriyor kesinlikle balık ve yükselen balıklarda bütün sıkıntıları ve olumsuzlukları arkada bırakmaya yemin ederek söz vererek yeni bir doğuştan başlıyor doğuş başlıyor balıkta 21'inden sonra ve bu doğuş neyle başlayacak kendini işe daha çok vereceğini gösteriyor bazı hareketlenmeler yapacağını gösteriyor. Bütün enerjiyi kendinde toplamaya çalışacağını gösteriyor. Balık, balık burcunun maddi anlamda rahatlayacağını gösteriyor burada. Şimdi ne e, bolca bir iletişim olacağını gösteriyor. Şimdi 21'ine kadar sıkıntılı olacak balığın, e, ister aşk ister iş. Zaten aşk hayatında bir olumsuzluk varsa balığın işi bırak. İşe tamamen adapte olamaz. Çünkü balık görüyorsunuz. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle iletişime geçmek istemiyorum. İşte olduğum zaman kafam başka yerde. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yiyebiliyorum, ne uyuyabiliyorum. Havasında olduğunu gösteriyor şu anda balığın. Kusura bakmayın sevgili balıklar. Güzel şeyler şeyler söylemek isterim ama kartlar ne çıkıyorsa ben onu söylüyorum. Kartlara balıkları depresyonda iyi gitmeyen bir düşünce içerisinde gösteriyor. Ayın 21'inden sonra mükemmel bir değişime, mükemmel bir patlama yapacağını gösteriyor. Şimdi balıklarda ne var? Balıkların hayatının değişmesi var. Genel olarak sanki yeni doğuş başlayacak balığın hayatında yeni bir hayata başlayacağı 21'inden sonra yeni hayata nasıl başlayacak? Aşk hayatıyla değil. Ben ayakta durup toparlamam gerekiyor. Maddi olarak hayatımı düzene sokmam gerekiyor. Direkt işe atılma ve maddi konuların peşinde koşmadan bahsediyor. Balık burcunun biraz borçlu olduğunu gösteriyor. Sanki ödemeleri var. Sanki maddi konuda da biraz bu aşk hayatında yaşadığı depresyon ve yıkım onu işten de kopardığı için maddi sorunlarda olduğunu gösteriyor ama hiç merak etmeyin 21'inden sonra maddi konuda rahatlamaya doğru gideceksiniz balık çok keskin kılıç ağası her türlü zaferin ve başarının işaretidir kılıç ağası ile değnek ağası aynı eşit bir karttır ama kılıç kartı daha soğuk Anlatabiliyor muyum? Daha keskin. Daha umursamaz. Ve kimseye artık eskisi gibi olamam havasında olduğunu gösterir Kimseye affım yok artık benim. O kadar olumsuzluk yaşadı. O kadar darbe yedi. O kadar ihanet yedi ki artık balık kafasında ve planında kimseye karşı affım olmayacak düşüncesini veriyor balığa. Yani bence e, e, haklı ve ee, olumlu bir karar aldığını düşüncesini görüyorum. Balıkta şimdi böyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi keskin dönüşüm diyor. Balık neye dönüşüm? İşte aşk hayatında şimdiye kadar ödün vermiş olduğu kişi varsa, duygusal bağlı eş olabilir, sevgilisi olabilir, hiç fark etmez. Platoniy olabilir, yasak aşk olabilir, hiç fark etmez. Şimdiye kadar ben ödün vermişim. Artık bundan sonra hiçbir şekilde. En ufak bir hareketlenme yapmam havasında ve kılıç gibi keskindir ve kararlı olduğunu gösteriyor. Gerçekten ister aşk hayatında ister iş hayatında bayağı kararlılık dönemi ve bu kararı verdikten sonra bolca iletişim olacağı bir dönemdir. ayın 21'inden sonra bol iletişim ve hareketlenme diyor. Kesinlikle ve geçmişten kalan ilişkiler, özellikle geçmişten kalan iş olabilir. Eski çalıştığınız iş yeri veya eski e, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir. Geçmişten olan dönüşler olacağını gösteriyor. E, ve bu dönüşlerin karşısında balık ne yapacak? Soğukluğa devam. Kılıç uşağı. Kılıç uşağı hırçın, soğukkanlı, kafasına estiğini yapan kimseye aldırmayan yani hırçın bir karakteri gösteriyor hırçın ve keskin bir karakter kararlıyımdır diyor ben artık benim canımı yakanların canını yakarım havasında olacağını gösteriyor balık ve yükselen balık balıkları enerji budur ama buradaki çok önemli bir şey nedir bu benim dikkatimi çekti bu kadar olumsuzluk yaşamış balığın Tekrar yeniden doğmuş gibi olması, hayatında olan karanlıkların, hayatında olan depresif hallerin, olumsuzluklar her yönde e, aydınlığa kavuşması, Güneş Kartı aydınlanma demektir. Bütün enerjiyi kapsar Güneş Kartı. İkizler, Kova Terazi, Koç Aslan Yay, Su, Hava, Toprak, Ateş, bütün enerjiyi kapsayan bir karttır. Güneş e, özellikle biliyorsunuz Aslan'ın yönetici gezegenidir. Aslan da 12 burcun en asil burcudur. Asillikten bahsediyor burada kart. Diyor ki tavız vermeyeceğim artık. Anlatabiliyor muyum? Benim de bir kururum var. Benim de onurum var. Yeter artık benim canımla oynadığınız, benim kururumla oynadınız asilliğinin yeni doğuşunu gösteriyor. Yani balık. 21'inden sonra balık gibi değil. Asil biri gibi hani eskide olan bütün karakterini sanki bırakıp yeni doğmuş yeni bir karakterize kendini bir karakterize ederek yeni karakter edinmiş olarak asilliğini koruyarak soğukkanlılıkla çünkü bu balığa has olmayan bir karakterle yeni bir başlangıç yapması beni çok mutlu etti gerçekten. Balıklar hayatta neyi kaybederse merhametinden kaybeder. Balıklar çok düşkün burçlardır. Sevdikleri zaman çok aşırı fedakarcasına severler ve e, şimdi takıntıları da var. Kendi kendine kuruntu yapar balık. Bu yengeçlerde de var, akreplerde de var ama. Çoğunlukla balık ve yükselen balıklarda da var. Balıklar kuruntu yapar ve o yaptığı kuruntuya da inanırlar. Hisleri çok kuvvetlidir. Çok alınganlar en ufak şeyde kuruntu yapıp onu senaryo olarak büyütebiliyorlar. Ve bu onları gerçekten en ufak bir soğukluk hani benim ister iş olsun ister aşk olsun hiç fark etmez insanlık namına balık her türlü açık oynar kozlarına. Yani sevgisini çok aşırı derecede verir. Hislerini çok aşırı derecede uçlarda yaşatan ve belli eden burçlardır. Şimdi karşılığını da alamadığı zaman aşk da olabilir, iç de olabilir. Hiç fark etmez. Çok ciddi depresyona girer balık. Onun için diyor ki, e, balığın bu artık eski balık değilim ben. Kesinlikle ben böyle bir şey kabul etmeyeceğim. Artık başka soğukkanlı birisiyle birisi olacağım ben diyor. Umursamaz ve ee, ...hiçbir şey aldırmayan birisi olarak hayatına devam edeceğini gösteriyor. Velhasıl balıkları burada e, en güzel enerji olarak vücut tazeleme, beyin tazeleme... ...hani sanki deşarj olacağını gösteriyor balığın. Bu da çok mükemmel, sağlıklı bir e, mart diyor balığa. Düşünce olarak da, netlik olarak da sağlıklı bir e, marttan bahsediyor ama ayın 3. yarısı 20'si ve 30'u arasındaki 31'i arasındaki süreyi gösterelim. Mart kaçtandır bu, bu bakmadım şimdi. Ee, yani son 3. son 3. eee bölümden bahsediyorum. Son 3. kısım. Yani 10 20 30 3. E, yarısından bahsediyorum ve kesinlikle iletişimi bol olan bir mart bekliyor balıkları. Balık neden yana şansıdır? Tekrar ediyorum. Balık yeniden doğacak. Şansı boldur balığın maddi konularda kesinlikle şanslı olacağını gösteriyor ve en önemlisi karakter olarak kendini tamamen oturtmuş olarak gösteriyor. E, muazzam bir beklenti içerisine gireceğini gösteriyor. Artık ben her şeyi tazeledim ve yeni bir bakış açım var. Oraya doğru gideceğim netliğe doğru gideceğim ve kartı hangi kartla bitirdi. Kılıç uşağı. Kılıç uşağı dediğim gibi çok sert karakter toy birisidir. Ben umursamaz birisiyim, kimse beni zorlayamaz kimse beni yönlendiremez. Ben ne istiyorsam onu yaparım. Özgürlükle özgür birisidir. Kılıç uşağı kimsenin yönetimine gitmeyen ve soğukkanlılıkla kendi zekasıyla hareket ederek başarıya ulaşan birisinden bahsediyor kart. Balık böyle olacağını gösteriyor. Yani balığı böyle bir enerji bekliyor. Evet muazzam gerçekten. Balıkların balıkların şansına çıkan enerjiyi daha mükemmel gösterdi. Çünkü neden deseniz. Zaten balığın kaybettiği yönü merhametidir. Merhametten yana kaybeder balık ne kaybediyorsa. Balıklar da çok çalışkan, çaba sarf eden burçlardır. Ama işte merhametlerinden vuruluyor balık hep. Onun için merhameti arkada yani net kararını verirse ben bunu yapmayacağım dediyse balığın hayatı zaten değişir. Şansı zaten değişir. Hayırlısı olsun balıklarda da şanslı olan yönleri karakterlerinin ve şanslarının kendiler bir türlü hani bir şekilde karakterini değişmesi, kafa yapısının değişmesi bu yönden şanslı gösteriyor ve maddi konularda şanslı olacağını gösteriyor Mart'ta. Ve eskiden kalan geri dönüşler var. Yani eski ilişkiler, iş yeri olabilir. Mesela eskiden çalıştığınız iş yerinden geri dönüş yapılıyor. Çağırıyor olabilirler sizi eski ilişkilerinizden geri dönüşler olabilir bunu gösteriyor sevgili balıklar. Şimdi ne bakacağız? Şimdi Başak bakacağız. Başak burcuna bakacağız. Şimdi bakalım Başak ve yükselen Başaklar. Başak ve yükselen Başaklar bakalım Mart ayında nasıl bir gelişmeler olacak? Bakalım başak ve yükselen başaklar. Bir tane enerji kartı çıkardım. Bir tane de şu kartlardan çıkarıp başak başan destesi şunu seçtim. Şu desteyle bakacağım başaklara. Evet, başak ve yükselen başaklara bir tane de mao wow, bağırmak. Bakalım. Şöyle bırakayım kartlarımızı. Açalım canlarım. Ondan sonra devam edeceğim. Başak ve yükselen Başaklar. Bakalım Mart ayında Başak burçlarını neler bekliyor? Ne gibi enerjiler var ve hangi konuda şanslıdır Mart ayında Başaklar? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle bir karayım. Evet, 11. Şimdi bakalım başaklara. Bakalım nasıl bir enerji kartı çıkardı başaklara. Şiron'un enerjisini çıkardı. Psikolojik zorluk. Şuraya bakar mısın nasıl bağdaştırdı kartları. Ruhsal olarak yaralı hissetmek. Yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile başkalarına yardım etmek. En azından başkalarına yardım ediyor. Başkalarına zarar vermek değil. Başak ve yükselen başak burçlarına bayağı zor bir e, psikolojiyle marta gireceğini gösteriyor. Psikoloji zorluk yaşayacağını gösteriyor. Ruhsal olarak yaralı hissetmek. Neden yana yaralı hissetmek? Yara aldığı yerden edindiği tecrübe. Demek ki arkadaşlar Başak ve yükselen Başakları şimdi neden yana yaralacaklarına bakacağız burada. Neden yana sıkıntı yaşadıklarına da bakacağız zor bir dönemden geçeceklerini gösteriyor İster psikolojik ister ruhsal olarak yaralı hissetmek yani yorgun hissetmek psikoloji sarsıntı ve yorgunluk bağırmak şuraya bakar mısınız kartın enerjisine ee, yara edindiği yerden tecrübeyle başkalarına yardım etmek bak tamam yara almış olabilir psikoloji gerginlik yaşıyor olabilir ee, agresiflik olabilir agresif tavırlar sergileyebilir agresifleşebilir ee, sizinle tartışmaya ve polemiğe girebilir ama zarar vermez diyor ne diyor yara aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek yani en azından diyor ki tamam psikolojik olarak başağın zor dönem gerginlik, sinirli, e, hiçbir şekilde kendini rahatlatamayacağı bir dönemden bahsediyor ama kimseye zarar vereceğini de göstermiyor o yaralar aldığı haksızlıklar ve aldığı yaraların onu e, başkalarına yardım ederek için rahatlatacağını ve böyle sakinlik bulacağını gösteriyor en azından bu da iyidir arkadaşlar başaklar zarar veren burçlar değil kesinlikle başak burçlarını çok severim başaklar biraz disiplinlidir biraz değil bayağı disiplinlidir hareketli burçlardır işkoliktir başak başak her şeyi hakkını vererek yapan burçlardır. Karşı taraftan da onu bekler. Ee, i̇şte sabırsızlık var Başak'ta. Çok atik oldukları için bir sabırsızlık içerisine girirler ve net burçlardır Başak burçları. Netlik olmadığı zaman işte böyle psikolojide çok kolay bozulan burçlardır. Ee, toprak burcunun en hareketlisi Başak'tır. Başak Merkür'ün yönetiminde olan bir burçtur ve zeki bir burçtur Başak. Başak iş hayatında kimseye muhtaç olmayan bir burçtur. Kimseyi dinlemeyen. E, dinlerse de kararını kendisi verir. ha Dinler yani yapacak diye dinlemiyor. Dinler ama sonuç olarak kararlarını kendisi veren burçlardır. Kendi istediğini yapmakta özgür burçlardır. Kimse zorlayamaz başağı. Budur. Şimdi bakalım başakları nasıl bir enerji bekliyor. Asa prensi. Kızgın. Hareketli, işinde atik, işle alakalı ciddi düşünceler, duygusal hayatında sıkıntıların olduğunu ve iş, duygusal hayatında bayağı bir kızgın olduğunu gösteriyor. Aşk hayatındaki düşünceler, düşündüren yani iş hayatıyla aşk hayatının karmaşık olduğunu gösteriyor. Sanki diyor ki Başak ee, karmaşıklık içerisindedir, çok yoğun bir dönemden geçecek Başak karmaşa. Karmaşa her şey aynı anda geliyor ya insana. Hani iyilik de aynı anda gelir. Böyle bir deyim var. Kötülük de aynı anda geliyor ya bizim deyimlerde. Öyle bir dönem geçireceğini gösteriyor. Özellikle ayın 19'una kadar olan süre içerisinde Başak Burcu'nun karmaşık düşünceler, çok ciddi e, atik çalışmalar, çalışma hayatına kendini çok verdiği için aşk hayatında biraz astığını gösteriyor aşkının yerinde olmadığını gösteriyor aile içerisinde ilişki içerisinde bir tartışma bir action yaşamalar olacağını gösteriyor ve başak kararsız kalacağını gösteriyor başak burcu şu an itibariyle şimdi mart ayına bakıyoruz biz bu ayın 19'una kadar çok ciddi Psikolojik olarak yorgun hissettiğini gösteriyor gerçekten. Yani yorulacağı bir döneme girdiğini gösteriyor. Çalışma hayatında da yorgunluk var, özel hayatında da yorgunluk var. Mesafe olarak uzaklarda düşündüğü birisi var veya iş hayatında e, uluslararası veya şehirler arası bir işleme uğraşıyor artık bunun yorgunluğudur veya böyle bir şey de olabilir. Ailesine ve e, duygusal olarak bağlı olduğu kişiye arasında bir mesafe olduğu için çok ciddi şekilde aşkla ilgili e, yorgunluğu ve zaman ayıramadığından bahsediyor. Yani duygusal hayatını kendini rahatlatamadığı için o duyguyu veremediği için veya verdiği duyguyu alamadığı için aşkla ilişkiyi birbirine karman çorman sarmış olarak gösteriyor. Hem işten yana hem aşktan yana. Ayın 19 Mart'a kadar bayağı karmaşık bir dönem bekliyor başa sevgili Başaklar. Şimdi bu dönem neyin dönemidir? Başağın kafasında bayağı bir takıntılar var. Özel hayatımda kurduğu bazı konular var. Yeni fırsatlar da var aslında. Şimdi ikilemde kalmanın sebebiyeti nedir? Eski ilişkimle mi e, devam etmem gerekiyor yoksa yeni birisi var. Onu mu kabul etmem gerekiyor? İkilemde kaldığını gösteriyor full kararsızlık, full ikilemde kalma, aşkı işe karıştırma hep böyle devam ediyor ama e, kendini yorduğunu gösteriyor. Gerçekten iki yol ayrıcında kaldığını gösteriyor. Şimdi karar vermesi çok zor olacak. Karar vereceği zaman ayın yine ikinci yarısının sonuna doğru. Yani 19'undan sonra bir karar vereceğini gösteriyor başan. Başak, e, Başak 19'undan sonra çok mükemmel bak. iki konunun ikisinde de Kupa dokuzlusunu çıkardı. Kupa dokuzlusu rahatlama kartıdır. Kupa onlusu da keza öyle. Kupa dokuzlusu kafa karışıklığında. Bak kafasında bin bir türlü şey var. Çünkü Başak bir şey düşünmüyor. Çok şey düşündüğü için veya işte bir işin peşinden değil de çoğunlukla işin bazı işlerin peşinde olduğu için çok yorgun hissettiğini gösteriyor. ve bu psikolojik olarak başa geliyor Paşak geriliği içinde aşk hayatına evliliği olabilir iş hayatı şey aşk hayatındaki sevdiği kişi olabilir. Ee, karşı tarafa karşı agresif davrandığını gösteriyor ki, bak buradaki kartlarda aynı şeyi söylüyor, bağırmak, çağırmak, psikoloji yoğunluk ve gerginlik neden? Çünkü kafada bir şey yok, bir sürü şey düşündüğünü gösteriyor tek başına. Ama güçlü müdür? Güçlüdür. İmparator kartını çıkartıyor. Başağı iş konusunda Mart ayında. Bak, çok ciddi emek sarf ettiği işin son noktasını koyacağını gösteriyor. Güzel anlamda koyacağını. Yani derleyip toparlayıp bir karar vereceğini gösteriyor. Kararı hangi işin peşinden gideceğini, seçimini yapması gerektiğini gösteriyor. Yani bir kişi 10 işin peşinden koşamaz. Herkesin bir kapasitesi var ve Başak bu kapasiteyi çok ciddi şekilde zorladığı için arkadaşlar onun içinde işin içinden çıkamaz duruma geldiğini gösteriyor. Konu budur. Ee, şimdi ayın 19'undan sonra Başak'ın iş hayatında o bu karışıklık var ya kafada kurduğu karışıklık veya kendini yorması. Bu o karışıklıkla alakalı Başak'ın kesinlikle ve kesinlikle e, bir karar verdikten sonra rahatlayacağını gösteriyor. Sonra kılıç şövalyesini çıkardı. Kupa altılısını çıkardı. Kupa altılısı diyor ki iş hayatına bir düzen verdikten sonra aşk hayatında rahata kavuşacağını gösteriyor. Ayın 19'undan sonra Başak'ta gerilmeler bu bağırmalar çağırmalar psikolojik yorgunlukla kesinlikle derleyip toparlayıp karar verdikten sonra düzene gireceğini gösteriyor. Başak hangi yönden şanslıdır Mart ayında? Tabii ki de iş yönünden şanslıdır. Kendini sağlama alma, çok ciddi yatırım yapma yapabilir. Çok yani e, istediğine ulaşma diyor. Kafasında kurduğu neyse Başak'ın ona ulaşacağını gösteriyor sevgili Başak burcunun. Bunu gösteriyor. Şimdi buradaki ve bunu tek başına yaptığını gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? E, bu kadar kargaşanın içerisinde kendini boşu boşuna psikolojisi bozulmamış başağın sürekli savaş sürekli savaş ve istediği noktaya ulaşmak için çok ciddi emek ve çok ciddi zaman sarf ettiğini gösteriyor bak aslında bu ikilemde kalması da onu e, zorluyor karar vermekte çok zorlanacağını gösteriyor ve uzun süredir karar vermeye çalışıyor ve bu zaman artık onun bitiş zamanıdır diyor. Artık yeter diyor ve kararını verip işinin başına geçeceğini gösteriyor. Mart ayında Başak burcunun en şanslı yönü tabii ki de kariyerden bahsediyor. Soğukkanlılıkla hareket edeceğini gösteriyor ve bütün zorluklardan korkusuzca, cesaretle çıkacağını gösteriyor. İş konusunda çok şanslı olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki e, ee, delik kartını da delik kartıyla kapattı. deli kartı kararsız birisinden bahsediyor. Yani korkusu yok. Artık benim kaybedecek bir şeyim yok. Ne halim varsa görsün gibisinden bir tavır var ya, ondan bahsediyor. Artık ben istediğime ulaştım. Kimin ne hali varsa görsün gibisinden. Kimsenin peşinden koşmayacağım gibisinden düşüncesinin olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de şey bakacağım. Başa bir iki kart daha çıkaracağım çünkü bu kartı ben beğenmedim. Bir üç kart beğenmedim derken e, bak görüyor musun? Bak beğenmedim derken ben biliyorum neyi beğenmeyeceğimi. Bak işte aynı şeyden bahsediyorum. Burada başağın başağın kararsız kaldığı var, umursamaz tavırları var ya. İşte bu Koç burcunun döneminde Ko Koç burcunun döneminde ayın yirmisinden sonra Koça geçiyoruz. Bundan bahsediyorum. Koç burcunun döneminde dördüncü günü diyor. Bu ayın neredeyse 24'ü veya 23'üne denk geliyor. Mart 23 24'üne kadar. Şimdi Mart'ta kararını verdi ya bu. Mart'ın sonu şey e, balık döneminde 20'si 21'inde bir karar verdi ya. Ondan sonra bu sallantı yani yeni e, aşk hayatında kimin ne hali varsa görsün gibisinden veya iş hayatında ben kimseyle ilgilenmem ne hali varsa görsün diyor ya. Bir yıkım yaşayacağını gösteriyor. Şimdi başağın hayatından bazı kişileri silip atması gerektiğini gösteriyor. Yıkılan kule, bitiş ve yeni bir başlangıcı veya veya ikinci versiyonu zaman olarak bakarsak koçun kartıdır. Ayın 20'sinden sonra mart yirmiden sonra zaten koça geçiyoruz. Bunu da temsil edebilir. Bunu da gösterebilir. Buradaki kılıç dörtlüsü bir sıkıntı, bir şey yaşayacağını gösteriyor. Bir darlanma yaşayacağını gösteriyor. Yani oturup düşünecek ve kara kara düşündükten sonra oturtacağı kart asa kraliçesi. Bak İmparator kartı asa kraliçesini aynı e, bakımın içerisinde çıkardı. Başak Burcu'nun Mart ayında. Bak. Bayağı bir zor dönemden geçeceğini gösteriyor. Sabırlı olmanızda fayda var. Sinirlenmemenizde, hemen yıkıcı olmamanız gerektiğini gösteriyor. İkilemde kaldığınız veya umursamaz tavırlarınız ne demek? Kalbinde düşündüğünü söylemiyorsun. Kalbin başka diyor, dilin başka. Dilinle ve öfkenle bazı kişilere bak haklı mıdır? Haklıdır Başak. Çünkü çok darbe yemiş. Kesinlikle ama bitiş hayatından temizle, temizleyeceği bazı şeyler var diyor bunu temizleyip bitirip atman lazım aslında sen onun hırçınlığını onun stresini ve sinirini yapıyorsun bunu gösteriyor kart ve başağın çıkardığı kart asa kraliçesi mart ayında başak burcunu kesinlikle yükseliş işten yana şanslı gösteriyor kariyerden yana şanslı gösteriyor başağın konu budur şimdi dediğim gibi hayatında tıpkı demin balıklarda baktığımız gibi onlarda da e, başak kadar e, başağı onlar kadar balık kadar göstermesine bak başakta da bazı bitişler olacağını gösteriyor bitiş ve yeni bir başlangıç bu bitişin zorluğunu kesinlikle yaşayacak ama bunu yapacağını gösteriyor sonucu kapattı Ka, e, asa Krali kraliçesiyle mükemmel bir bakım oldu gerçekten ama hayatınızdaki olumsuz şeyleri çıkarıp atacağınızı gösteriyor. Bitiş yapacağınızı, bitiş ve yeni bir başlangıç. Yani yapmanız lazım diyor. Hayatınızı ayıklamanız gerekiyor. Size zarar veren kişileri ister aşk hayatınıza ister iş hayatınıza tamamen çıkaracağınızın kararını vereceğinizi gösteriyor. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Evet sırada hangi burç var bakalım. Kova var. Kova burcu. Kova burcu bakacağız. Kova burcuna şu kartlarla bakacağım. Evet, öncelikle bir enerji kartımızı çıkartalım. Bakalım Kova yükselen Kovaları nasıl bir enerji bekliyor? Mart ayında nasıl bir enerji bekliyor Kova ve yükselen Kovaları? Çektim bakalım. Bir tane de şu karttan çekeceğim. Şu güzelliğe bakın. Güzel. Şimdi şöyle kenara bırakıp şu kartlarımı seçip sevgili kovalar tekrar açacağım. Kovaları seviyorum. Kovaları gerçekten dürüst olduğu için seviyorum. Dürüst burçlardır dümdüz. Kovanın işte yalan dolanı kolay kolay olmaz. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar'a niyetlendik. Bakalım Mart ayı sizin için nasıl bir ay olacak ve Mart ayında hangi yönden şanslıdır Kova ve yükselen Kovalar? 2 4 5 6 2 2 4 6 8 9 10 Şöyle bir karayım. Wow. Bak. Değnek elcisiyle açtı. İmparatorla bitirdi. İşte kova kova budur kova. Şimdi bakalım bakalım. Nasıl bir enerji bekliyor sevgili kovaları? Sirisin enerjisini çıkardı. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı. Annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi. Koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Wow. Şimdi ikinci bir şans. Şu güzelliğe bakar mısınız sevgili kovalar? Şimdi arkadaşlar. Kovaları ne bekliyor dediğimizde nasıl bir enerji çıkardı? beslenmeye ihtiyacı duymak fiziksel ve hani özümsenmek derler ya hani bana birisi ilgi göstersin benim ilgiye ihtiyacım var birisinin benimle ilgilenmesine çok ihtiyacım var enerji açlığı duygu açlığı beslenme ister ruhsal ister fiziksel beslenmeye ihtiyaç duymak Annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi evliliğe doğru götürme evlilikten bahsediyor aile ortamı özleme, anne olma, baba olma duygusu veya o ev ortamının sıcaklığını evime gideyim işte eşim bana yemek yapsın veya kocam bana yemek yapsın gibisinden bir enerjiden bahsediyor. Eşimle beraber işte vakit geçirme işte fiziksel ve duygusal ruhsal beslenme buna diyor bunun ihtiyacını duyduğunu gösteriyor annelik içgüdüsü veya çocuk ilişkisi belli ki aile olmak düşünce bu mart ayında daha baskın hissedeceğini gösteriyor. Evlilikle ilgili. Bak burada da gösteriyor. Evlilikle alakalı koşulsuz sevgi, çokça sevgi. Yani hayatıma öyle birisi girsin isteği var ki dürüst olsun, beni sevsin, sevgi aç olduğunu gösteriyor. Koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Çok muazzam bir enerji bekliyor Mart ayında sizi evlenebilirsiniz, evlilik teklif alabilirsiniz, çocuk doğurabilirsiniz, ee, bireysel ve özel hayatınızda ciddi bir değişiklikler olacağını gösteriyor. İkinci bir şans, şimdi bağışlanma duygusunun çok fazla olacağını gösteriyor, geçmişlerden geri dönme, geçmiş ilişkilerinizin geri dönebileceğini veya sizin ona şans vereceğinizi bu boşanmış olan kişiler için de geçerlidir ayrılmış olan sevgililer için geçerlidir işten ayrılmışsınız geri çağrılma için de bak genel bakıyoruz arkadaşlar e, genel enerji olarak ikinci bir şansınızın olacağı sanki size sunulacak bir lütuf var size sunulacak bir şans var veya vereceğiniz bir şans var bunu gösteriyor çok mükemmel bir enerji çıkardı arkadaşlar Umarım her şey güzel olur hayatınızda. Şimdi bakalım ne var? Şimdi burada değnek elçisi. Değnek elçisi sert. Kendince hazırladığı bazı şeyler var. Değnek elçisinin kendince hazırladığı bazı tripota dokundum galiba. Kendince hazırladığı bazı plan ve projesi olan soğukkanlılıkla ve kızgın birisinden bahsediyor. Affı olmayan, yani yeter artık diyen gibisinden bu kadar emek sarf ettim artık ben sana kızgınım. Her konuda kızgın olduğunu gösteriyor. Duygusal olarak biraz şey sanki ilişkisinde biraz baskın, biraz macho ve biraz şey net netçil birisidir. Net net bir karttır bu. Değnek elçisi net karttır. Affı olmayan, duygusal değil, mantıkla hareket eden zaten kovaları biliyorsunuz. Kovalar çok mantıklı burçlardır. Akıllı burçlardır. Kova burcu ve ikizler 12 burcun en zeki burçlarından birisi ve Başak da giriyor bu kategoriye ama öncelik ikizler ve kovadadır. Zekasıyla, e, zeki olduğunu ve soğukkanlılıkla plan ve projelerin tıkırında yürümesini ve benimlidir ben yaparım ben ederim benim e, dediğim olacak gibisinden baskın olduğunu gösteriyor. Duygusal hayatındaki bazı olumsuzluklar e, onu Sartmış ve kırmış olarak gösteriyor. Şimdi kova burcunun gerçekten duygusal olarak hak etmediği yerde olduğunu gösteriyor o kart. Hak etmediği şeylerle karşılaştığını gösteriyor o kartlar kovanın. Haksızlık yapılmış olduğunu gösteriyor ve bununla ilgili de plan ve projesinde ne var? E, sanki e, bir olumsuzluk yaşamış ve olumsuz düşündüğünü gösteriyor. Ve arkasını dönmüş. Bütün yükü üzerine alarak değnek olması. Her şeyin bütün sorumlulukları, bütün ilişkinin ve e, evliliği evliliği de olabilir. Hiç fark etmez. Sorumluluğunu üzerine alarak hak etmediği bir yerde olduğunu ve ilişkisini bozan üçüncü kişilerin fitne ve fesattan bahsediyor. E, bozulduğunu gösteriyor. Plan ve proje kurduğunu gösteriyor. Kova ve yükselen kovaları e, ayın 18'inden sonra Ayın 18'inden sonra kesinlikle maddi konuda rahatlamadan bahsediyor. Maddi anlamda çok büyük kart çıkardı. Bir numaralı tılsım ağasını çıkardı. Bir numaralı para kartıdır. Tılsım şövalyesini çıkardı. Yıldız kartı çıkardı. İmparator kartı çıkardı. Ee, ve değnek elçisini çıkardı. Ee, şimdi kovanın... Gerçekten geri dönüşleri ve mükemmel bir şans hayatının değişme noktası 18 Mart'tan sonraki süreyi verdi. 18 Mart'tan sonra Kova ve yükselen Kovaların aşk ve ilişkisinde değişiklikler olacağını gösteriyor. Yaptığı plan ve proje mantıklı davranarak yaptığı plan ve projenin karşılığını alacağını gösteriyor. Maddi konuda Kova ve yükselen Kovaları Mart'ta daha bir şanslı gösteriyor. Şimdi burada ee, ne gösteriyor? Buradaki dönem diyor ki bak şimdi bu balık döneminde e, balık dönemi 21'ine kadar olan süreyi veriyor. 21'ine ka kadar olan sürede iş hayatında bir değişiklik olacağını gösteriyor. Sanki yeni projeler, yeni e, iş başlangıçları yapacağını gösteriyor. Kova ve yükselen kovaların, Bak dönem Neptun'un kartıdır bu. E, burada Değişiklikler var. İş hayatında tamam yorucu bir dönemdir ama maddi konularda onu tatmin edecek bir iş başvurusu yapabilir, yeni bir proje alabilir veya kendine ait bir işin başına geçebilir. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Ama dediğim gibi aşk hayatında olumsuzluklar var ve geri dönüşler olacağını gösteriyor. Bakın şimdi o kişiye kızgın olabilirsiniz. Bu erkek veya kadın hiç fark etmez. Enerji olarak ee, erkek kadın ayrımı yapmıyoruz biz burada. Karşı taraftan geri dönüş yapılacağını gösteriyor kovaya. Yani duygusal olarak bağlı olduğunuz kişinin geri dönüş yapacağını kesinlikle ona şans vermem artık ben onunla beraber olmam onu affetmem düşüncesinde olduğunu gösteriyor kovay ama diyor ki burada sevgili kova şans da vereceksin. İkinci bir şansı da vereceksin. İkinci bir şans isteyerek sana geri dönüş yapılacağını gösteriyor. İster işle alakalı ister duygusal hayatında. Bolca zaten ilk çıkan kartında ikinci bir şans çıkardı. Burada görüyorsunuz ayrıldım kovanın ikinci şansı söyledi burada. Ve aşk hayatında değişiklik. Aşk hayatında kesin geri dönüşümler olacağını gösteriyor. Aranızı bozan kişilerin aradan çıkacağını ve bazı konuların sizin vasıtanızla ortaya çıkacağını gösteriyor. Hani bu aranızı kim bozduysa gibisinden anlatabiliyor muyum? Aranızı kim bozduysa o ara bozucu kişilerin ortaya ve açığa çıkacağını gösteriyor. Ve kova burcunu yükselen kova ve kovaları Mart ayında maddi konuda ve ciddi şekilde iş konusunda eski yerine çağrılma. İkinci kez kovulduğu ve kovulmuşsa eğer mesela bir haksızlığa uğranarak çıkarılmışsa işte iş arıyorsa kesinlikle mükemmel bir şans sizi e, kapıyı çalacağını gösteriyor. Bu şansın ve iş haya işle alakalı şansınız da aynı ne kadar e, gösteriyor. 18'inden sonra para ile alakalı beklediğiniz bir para varsa, toplu bir para varsa şansla beraber gelecek bir paradan bahsediyor. Çok yani hani bir yatırım yaptıysanız mesela borsaya filan bir para yatırmış olabilirsiniz. Veya işte şansla alakalı ne iş yaptıysanız yatırım amaçlı. Kesinlikle çok mükemmel bir para götüreceğiniz bir dönemden bahsediyor. Ve Mart ayında kova ve yükselen kovanı paradan yana şanslı gösteriyor kesinlikle. bir bir Birkaç kart daha buradan çıkarmak istiyorum kovaya. Şimdi başladığı kartla bitiş kartının farkında mısınız? İmperatorla kapatıyor. Değnek elçisiyle açıyor. Her külade e, ağır ve kendini bilen, kendine güvenen, güven hisseden, kimseden bir şey beklemeyen, kendi işini kendi yapan ve kendinde güvende hisseden bir enerjiyi veriyor. İşle alakalı ve Dediğim gibi işle alakalı bir de aşktan yana da bazı şeylerin ortaya çıkacak. Bu aşkla işle alakalı ikisiyle de alakalıdır bazı şeylerin ortaya çıkacağından bahsediyor mükemmel bir başlangıç ve yeşerme diyor bak yeni başlangıçlar bak burada da aynı şeyi gösteriyor bir terfi alabilirsiniz kendinize ait ticari bir yer başlatabilirsiniz veya yatırım yaptıysanız ufak bir yatırımın size büyük bir e, toplu bir e, para olarak şans olarak geri dönüşle geleceğinden bahsediyor bu kartta onun göstergesidir sevgili. Ya şuraya bakar mısın şu güzelliğe? Yuva kartı ile beraber diyor. Şükredeceğin, rahata kavuşarak şükredeceğin, kendi e, hayatını kuracağın ve yine diyor evlilikten bahsediyor. Burada görüyor musunuz? Yuva kartıdır burada. Bak burada yuva kurulduğunu gösteren dişi ile erkek burada yuva kuruyor. Bu dönemde Mart ayında ciddi kararlar verebilirsiniz. Evlilikten dönen veya boşanmış olan, boşanma aşamasında olan, ayrı olan sevgililer, kova ve yükselen kovalardan ikinci bir şansla beraber evlilik teklifi ve yuva kurma teklifi alabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ama en mükemmel şansınızı en ciddi şansınızı para konusunda da ciddi şanslı olduğunuzu gösteriyor. Aradaki fırsatçı insanlara dikkat etmeniz gerekiyor dikkat etmeniz gerekiyor. Sizinle uğraşan insanlara fırsat vermemeniz gerekiyor. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Evet şimdi neye geçeceğiz? Kovadan aslana geçeceğiz. Aslan ve yükselen aslanları bakalım neler bekliyor. Aslında şu kartlarla bakmak istiyorum. Evet bir enerji kartı çıkartalım aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Mart ayında aslan ve yükselen aslan aslanları. Şöyle şunu çıkartmak istiyorum. Hadi bakalım. Bir tane şu kartımdan çekeceğim. Bakalım aslan ve yükselen aslanları ne bekliyor saplantı wow hadi bakalım şöyle bir bakalım sevgili aslan ve yükselen aslan burçlarını mart ayında nasıl bir gelişmeler bekliyor veya hangi yönden şanslı olacak aslan ve yükselen aslanlar Abu, bu nasıl bir kart böyle eee Neyse ikinci kartı güzel çıkardı. Hadi bakalım. 2, 4, 5. Wow. Para, paraları görüyor musunuz? Paraları tılsımlar. 2, 4, 6. 7, 8. Çok çok çok. 9, 10, 11. Evet. Aşk hayatı bayağı sıkıntılı gösterdi. Aslan ve yükselen aslanları. Neyse bir bakalım bakalım. Evet. Sevgili aslanlığa hangi kartı çıkardı? Sriyusu kartının enerjisini çıkardık. Kadersel değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okut konularla ilgili. Şimdi diyor ki kadersel değişimler kaderinizde değişiklik olabilir. Kadersel değişim nedir? Direk aşka yoğunlanma, yoğunlanmanızı istemiyorum yoğunlaşmanızı. E, aşkla beraber iş hayatınızda da kadersel değişiklikler olabilir. E, bunu kötü anlamda algılamanızı istemiyorum. Kadersel değişim dediğin güzel bir değişimde olabilir. Buna odaklan. Yola çıkarak diyor. Kaderin hayat üzerindeki etkisi. Kadersel değişimlerle diyor yola çıkarak yaptıklarımızdan diyor yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi şimdi aslan ve yükselen aslanları gerçekten bu dönemde ciddi şekilde bir değişim bekliyor ama nasıl bir değişim Şu, şimdi size göstereceğim bunu tek tek saplantılı bir durumdadır bak aynı şeyi gösteriyor saplantıyı görüyor musunuz kılıç dokuzlusu iyi bir kart değil zaten burada da saplantılı belli ki aslan ve yükselen aslan aşktan yana çok ciddi sarsıntılar yaşadığını gösteriyor. Genel anlamda da saplantı neye saplantı olur? İş yerinde olumsuzluk yaşadı, saplantılı kaldı. Haksızlık yaşadı, saplantılı kaldı. Duygusal hayatında bazı olumsuzluklar var. Ona karşı bir saplantı halinde kaldı. Yani bitmemiş bazı şeyler var aslında aslanın hayatında, yükselen aslanın hayatında noktası konmamış soru işareti onun kafasında soru işareti bırakılan bazı şeyler olduğu için aslan saplantılı kalmış olarak gösteriyor. Bir kişi neden saplantılı kalıyor? Noktası konmadığı için. Anlatabiliyor muyum? Mesela örnek veriyorum. Ben bunu para verip alıyorsam paranın yarısını vermişim almışım gibisinden yarısını vereceğim. E ne veriyorum, ne alıyorum gibisinden. Mesela ne bunu alabiliyorum, ne parayı verebiliyorum. Orta arafta tutuyorum bunu. Aslan da aynı şekilde bitişi olmayan bazı şeylerden yana saplantı yapıldığını gösteriyor. Çünkü hayatında noktası konmayan işle alakalı da olabilir, aşkla ilgili de olabilir, aile de olabilir, çevre, herhangi bir şeyle alakalı noktasını komadı. Yani bitişi konmadığı bazı konular yarım kaldığı için saplantı yaptığını gösteriyor. Yani psikolojik olarak gergin. Bunu gösteriyor kadersel değişimler olacağını gönderiyor okul konularla ilgili şimdi açıklamaya geçelim buradaki kılıç dokuzlusu aslanın ciddi bir sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor ama buradaki kupa üçlüsü diyor ki sevgili aslan hiç merak etme hiç merak etme şimdi balık dönemi kupa balık dönemini ifade ediyor balıktayız zaten mart ay bakıyoruz arkadaşlar şimdi ayın yirmisine kadar olan süre içerisinde Aslan ve yükselen Aslan burçlarını gergin gösteriyor. Bakın söylüyorum şu anda da gergin gösteriyor. Çünkü bir yalnızlık söz konusu. Sanki yalnızlık yaşıyor duygusal hayatında ve iş hayatı olabilir. Çevre olabilir, ailesi olabilir. Onun yalnız bırakıldığını, bazı konularda kendini yalnız hissettiğini gösteriyor. Hak etmediği olumsuzluklar yaşadığını ve çıkmazda olduğunu gösteriyor. Ne ileri gidebiliyor, ne geri adım atabiliyor. Hani derler ya yutamıyorum boğazımda kalmış. Yani boğazımda bu kalıyor diyor ne aşağı çıkartabiliyorsun ne yutabiliyorsun ne tükürebiliyorsun böyle bir şey affedersiniz bundan bahsediyor şimdi aslan ve yükselen aslanı ayın 21'ine kadar sıkıntılı gösteriyor. 20'si 21'inden sonra bazı takvimlere göre 18 19'u da gösterebiliyorsunuz balıklar. Ben balık burcundayız zaten. Ayın 20'si 21'ine kadar balıktayız. Bu döneme kadar olan sürede diyor. Aslan sıkıntı yaşayacağını. Balıktan sonra koça girdiğimiz dönem ayın 20'sinden 19'undan işte 21'inden sonra bazı takvimler öyle gösteriyor. O dönemde balık burcunun Kadersel bir değişim olacağını kesinlikle gösteriyor. Öyle muazzam bir değişim geliyor ki e, aslan ve yükselen aslan neye uğradığını şaşıracak. Yani hiç beklemediği bir değişim olacağını gösteriyor. Bu değişim neden yana olabilir? İster duygusal hayatında bağlı olduğu kişinin geri dönüşü beklemedik bir dönüşüm. İş hayatında haksızlık yaşadıysa geri çağrılabilir beklemedik bir dönüşüm. Maddi anlamda rahatlayabilir. Herhangi bir yere para bırakmış olabilir. Herhangi bir yere dediğim gibi işte borsa olabilir, işte neyse bir bankada bir parası olabilir veya yeni bir yatırım yapabilir. Beklemedik muazzam bir e, kadersel bir değişimden bahsediyor kart. Bütün olumsuzlukları unutturacağı bir değişim olacağını gösteriyor aslan ve yükselen aslar. Şanslıdır neden yana para, para, para. Bakın 3 tane para kartı çıkarmış. Tılsım Kraliçesi, Tılsım Uşağı, Tılsım Şövalyesi. Bunlar çok önemli maddi tılsım yedilesi. Maddiyatı temsil eden paralar, para kartlarıdır, maddi kartlardır. Bu kartlar şimdi Aslan Mart ayında, şimdi burada gösterdiği enerji Aslan'ın Mart ayında çok ciddi bir olumlu bir değişim yaşayacağını gösteriyor. Bütün enerjini, bak görüyor musunuz? Sihirbaz kartı bütün enerjileri kendinde toplayan, gücü ve sihriyle bütün olağanüstü performansını sergileyerek bütün e, çevredeki enerjinin şansını da kendinde toplayan bir enerji kartıdır. Sihirbaz kartı çok mazlam bir karttır gerçekten. Bütün her şeyin içinden çıkmasını bilen girdiği bütün ortamlarda e, kendini belli eden ve ne kadar yıkım yaşarsa düşü, e, düşerse düşsün bir insan hani yıkım yaşar kendini kaybeder Psikoloji gerginlik işte depresyon bu düşüşten bahsediyorum hepimiz yaşadık düşerse düşsün diyor bak bu dönemde diyor ayın 18 19 20 bu dönemde diyor e, bu dönemden sonra diyor bu dönemin başlangıcıyla diyor aslan yükselen aslanın hayatında çok ciddi değişiklikler olacağını gösteriyor. Yeni teklifler alabilir. Maddi konuda borçları olduğunu ama bu borçlarla alakalı sıkıntı ne kadar yaşasa da bu dönemden sonra süper bir değişim olacağını gösteriyor. Mart ayı maddiyat ve iş konusunda muazzam gelişme olacağını gösteriyor. Aslan ve yükselen aslan Mart ayında şanslı olduğu yön Para ve işten bahsediyor ve özellikle paradan bahsediyor özellikle bereketten bahsediyor fırsatlardan bahsediyor. Hani şans oyunu oynarsın mesela ne say bir şeyler oynuyorlar ya işte şans topu gibi bir şeyler aynı onun şansını veriyor. Sanki şans topu oynamış da şansına muazzam bir para çıkmış olarak gösteriyor bütün para kartlarının hepsini dizmiş olduğunu gösteriyor ve diyor ki yeni teklifler, yeni fırsatlar, yeni sunumlar ol olacağını gösteriyor. Şimdi bir şey daha var. Burada sanki aslan ortak işler yaptığını, ortağından yana, bakın insanlardan yana, hangi insanlardan yana olumsuzluk yaşadığını hava, hava gruplarını gösterir. İkizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi enerjisini daha çok gösteriyor gerçekten. Ee, sevgili aslanlara sanki onların vermiş olduğu olumsuzluklar bakın bu sadece duygusal hayatla bağlı olan bir olumsuzluktan bahsetmiyorum canlarım bu işte iş de olabilir. Ortak iş yapmıştır, problem yaşamıştır. Evlidir. Bu enerjiyle problem yaşamıştır. Sevgilidir, problem yaşamıştır. Şimdi biz genel baktığımız için genel olarak bakım şey yapıyoruz, genel enerjiye bakıyoruz. Bir de bu kolektif açılımdır. üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Bana özel danışmanlık için, özel bakım için e, ee, videolarımın alt kısmında WhatsApp iletişim numarasından veya Instagram adresine yazabilirsiniz. Bireysel danışmanlık için. Şimdi buradaki genel olan üzerinize uyanlar alıyorsunuz. Ama gerçekten burada aslan ve yükselen aslanda çok ciddi bir şans doğacağını kesinlikle ve kesinlikle kart gösteriyor. Şimdi Aşağı kısma geldiğince ne diyor? Diyor ki yeni teklifler sunulabilir sana. Yeni sanki yeni bir başlangıç yapacağını. Sanki yeni bir yol yapacağını. Yeni bak e, Rabbim tarafından işte şansına sunulacak bir kısmetten bahsediyor. Bu iş de olabilir aşk da olabilir. Ama bana e, sorarsanız aslan ve yükselen aslanı mart ayında para şanslı gösteriyor. Para konusunda şans daha şanslı olduğunu gösteriyor. Maddi konularda daha şanslı olduğunu gösteriyor ve buradaki yıldız kartla değnek ası. Bak ama burada ne var diyor? Kılıç ikilisi var. Kılıç ikilisi diyor ki her külade ortaklığın ve güvensizliğin belki ortak iş yapıyorsunuzdur onun vermiş olduğu bir güvensizlik var size karşı yapılmış olan bir haksızlık var ve ihanetten bahsediyor ikilemde kalma soğuk düşünceler sizi kapatan enerjinizi kapatan birilerinin olduğunu gösteriyor sanki fırsat ve şans sizinmiş bu kişi sizin şansınızı ve fırsatınızı elinizden aldığını gösteriyor. Bu çok olumsuz bir e, bakış açısı ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten burada size karşı yapılmış olan haksızlık aslında diyor ki ben sana çok iyi niyetle yaklaşmıştım. Ben yine diyorum bu aşk da olabilir. Aileden biri de olabilir, iş de olabilir. Kesinlikle aslan ve yükselen aslanın bir e, ihaneti yediğini, güvendiği kişi tarafından vurulduğunu ve güvenin sarsıldığını gösteriyor. Göstermiyor değil. Ama bana sorarsanız özellikle de havadan bahsediyor arkadaşlar. İkizler kova, terazi koç aslan yay. Ateş ve havadan bahsediyor. Ağırlıklı ikizler kova terazi, yüksek ikizler kova terazi gösteriyor ve ihaneti yediğini gösteriyor. Ve bu olumsuzluklarla beraber diyor o onun gardını ve motivasyonu düşürdü. Şimdi Mart ayının 21'inden sonra ve 21-27'si diyelim. 21 ile 27'si arasında olan süre. Bakın bu 17'si de olabilir. 17 7 rakam çıkartıyor. Çünkü 7-17-27 böyle diyelim bu dönemlerde diyor ki kart e, aslan e, ortak ilişkisini veya ortak işini bitireceğini gösteriyor çünkü artık bunun başka bir yolu yok diyor yani ben tıkandım ben yoruldum düşüncesiyle diyor aslan işi bitireceğini ve Tek başına devam edeceğini gösteriyor. Bu tek başına devam etme Aslan'a başarı getirir mi deseniz şu anda kararsızlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama dediğim süreçleri en geç 27'sine bir karar vereceğini gösteriyor. Ve bu e, belirsizlikten ayrılacağını ve bu ortak işten ayrılacağını gösteriyor. İki kart daha çekmek istiyorum. Evet bak görüyor musunuz Aslan'ın... Hakkına girdikler, bak aslanla gerçekten uğraşıldığını gösteriyor ciddi şekilde, ister iş konusunda, ister aşk konusunda aslan da uğraşıldığını gösteriyor İmparatoriçe Özellikle hanım aslanlarımızdan bahsediyoruz ve e, duygusal hayatlarında da, aşk hayatlarında da uğraşıldığını gösteriyor. Bakın, görüyorsunuz üst üste çıkardığım kartları görüyorsunuz. Şimdi aslan burcunu bu dönemde kendinize dikkat etmenizde fayda var bir kere onu söyleyeceğim kimseye güvenmiyorsunuz kendinizi ayağınızın altını kazıyan insanlar var sizi kullanan insanlar var dikkatli olmanız lazım sizin duygularınızı ve iyi niyetinizi sömüren insanlar var bunlar size zarar veriyor ve bunlardan kurtulduğunuz anda hayatınız düzene gireceğini gösteriyor mart ayında aslan burcunu Aşktan yana biraz kargaşalı ve sıkıntılı. Ama maddi konuda kesinlikle büyük fırsatlar ve şanslı olacağı yönü maddiyattan bahsediyor, paradan bahsediyor sevgili aslanların şanslı yönü Mart ayında. Evet hayırlısı olsun inşallah dileğimle şimdi geçiyoruz neye geçiyoruz boğa burcuna Boğa burcuna şu kartlarla bakacağım. Bakalım Boğa burcunda neler var? Bir enerji kartı çıkaracağım Boğa burcuna. Bir tane enerji ters çıkardım dur. Enerji kartı. Bir tane de diğer karttan çıkaracağım. Şifa. Ne güzel kart çıkardı. Haydi bakalım. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Önce kartlarımızı bir şey dağıtalım. Ondan sonra yorumlayacağım. Boğa ve yükselen boğa burçları. Bakalım Mart ayında nasıl bir enerji bekliyor sizi? Mart ayında hangi yönde şanslıdır boğalar ve yükselen boğalar? Haydi bakalım. Dolsunların şövalyesi direkt boğanın kartını çıkardı. Bu kartlar niye ters çıkıyor? Neyse düzeltiriz. 2 4 Şöyle bir çekeyim, yere atsın. A5 6 büyücü kartını yine çıkardı. Çok güzel kartlar çıkartıyor. Bakar mısınız? 2 4 6 tamam. Şöyle bırakayım bir yer açayım. Dur. Evet. 2 4 bir tane de daha çıkaracağım. Vay. Wow. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. Şimdi bakalım boğa burçlarında neler var. Boğa ve yükselen boğaları Mart ayında neler bekliyor diye bakalım. Lilith'in kartını çıkardı. Bilinç altındaki korkular, karanlık yanlarımız, bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular. Wow. Şimdi bu kartı görüyorsunuz. Duygusal olarak sıkıntı yaşamış birisinden bahsediyor. Biri çaltındaki korkular herhalde kaybetme korkusundan bahsediyor. Kaybetme korkusu yaşadığını gösteriyor. Boğa ve yükselen boğayı böyle bir enerjiden bahsediyor karanlık yanlarımız hani boğalar içinde kolay kolay bir kim ve küdüret veya olumsuzluk nefret besleyen burçlar değiller kesinlikle ama diyor ki karanlık yanlarımızın yanlarımız bastırılmış intikam duygusu yani demek ki boğa artık boğaza kadar gelmiş ki böyle bir intikam duygusu hissettiğini gösteriyor boğa ve yükselen boğaların gerçekten çok dolmuş olduğunu gösteriyor ve gizli arzular içinde biriktirdiği arzuları var. Onların artık hayata geçirme istediği isteğini gösteriyor. Boğa ve yükselen boğalar. Boğa burçları nasıl burçlardır biliyor musunuz? Çok sabırlıdır boğalar. Acayip sabırlıdır ama unutmazlar. İçinde biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Biriktir artık kota dolduğu zaman boğa çok kötü patlama yaşayan burçlardandır gerçekten. Allah korusun ondan işte boğanın patlaması çok ciddi olur ama kolay kolay da patlama yapmayacak burçlardır boğalar yani o kadar e, dolacak ki boğa, boğazına kadar artık e, hani bazı insanlar var ya bir bir damla kalıyor ya bir sabrın bir, bir yeri var bir damla kalıyor bir damla da dolduğu zaman patlama yapar aynı onu gösteriyor mart ayında böyle bir enerji bekliyor boğalara çok dikkat etmemiz lazım. Çok sabırlı davranmamız lazım. Çok fazla üstelememiz gerektiğini gösteriyor. Ama diyor ki bak şifa diyor. Bu anın biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Bu anın biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Sevgili buaya biraz e, enerji lazım ve hani sakin kalması lazım. Enerjisinin toplanması için Mart ayında lütfen sevgili boğalar biraz sakinleşmeniz için biraz kendinize zamancık ayırmanız lazım. Böyle olmaz. Şifalanman lazım diyor. Evet. Şimdi bakalım boğa ve yükselen boğaları nasıl bir enerji bekliyor Mart ayında. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor boğaları. Evet. Tılsım şövalyesiyle başladı. Şimdi tılsım şövalyesi direkt bu anın kartıdır. Maddi konularda rahatlama. Maddi anlamda biraz rahatlamadan bahsediyor. Kupaların üçlüsü kutlama yapacağını gösteriyor. Maddi konuda bayağı ciddi şanslı olacağını gösteriyor. Vallahi şimdi şey bir şey söyleyeceğim. Ee, burada çok ciddi şekilde kupalardan bahsediyor. Aşk, 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 aşk. Duygusal hayatına... Baya bir değişiklik olacağını gösteriyor. Yıldız kartı burada da çıkarmış. Bir genel bakımı yapıyorum. İmparator kartı çıkarmış. Asaların onlusu, kupaların üstü tılsım onlusu uyanış. Şimdi yeni fırsatların gelişinden bahsediyor. Aşk hayatında çok ciddi değişiklik. Başlayacağı dönem Mart'ın 3'ünden itibaren. Mart 3'ünden itibaren. Boğa Burcu'nun aşk hayatında muazzam gelişmeler olacağından bahsediyor. Kafa karışıklığı, yaka, kafa karışıklığı yapan Boğa'nın aşk hayatında uzun zamandır sıkıntılı ve üzüntülü giden aşk hayatıyla ilgili yeni gelişmeler olacağını gösteriyor. Ayın 3'ü ile e, ayın 17'sine kadar olan süre içerisinde, Boğa'nın aşk hayatında ciddi gelişmeler ve ciddi değişiklikler olacağını gösteriyor. Şimdi burada Boğa'nın aşktan yana ciddi şanslı olduğunu gösteriyor. Ben size söyleyeyim Boğa aşktan yana ciddi şanslı bir dönem geçireceğini gösteriyor süper şans geliyor bu aya. Şimdi burada ilk çıkan kart para konusuyla alakalı. Parayla alakalı bir gelişme olacağını gösteriyor. Kupa üçlüsünü verdi. Bir kutlama yapacağını gösteriyor. Sanki yeni bir değişim. iş değişimi yapabilir. Şehir ülke değişimi yapabilir. Kesinlikle arkasını dönüp bazı e, hani ba işe veya e, bazı şeyler arkasını bırakarak yeni başlangıç yapacağını gösteriyor. İşle alakalı başlangıç yapacağı dönem ayın 3. yarısına denk getiriyor. 20'si ile 30 arasındaki olan süreden bahsediyor. Mart'tan bahsediyoruz tabii ki. Ee, ve bu dönemde yıldız kartıyla büyücü kartı bak çok ciddi kartlar çıkarmış üst üste uyanış kartı 3 kart tılsım şövalyesi mükemmel başarıdan yeni başlangıçlardan terfi alabilirsin yol yapabilirsin dengeyi tutturacağını gösteriyor bütün enerji ve atik hareketlerle diyor baya mutlu baya rahat bir şekilde işine yeni işine devam edeceğini gösteriyor ve tırmanmayla başlayacağını gösteriyor kesinlikle yer değişimi gösteriyor arkadaşlar bu Boğa, Boğa iş bakın aynı kurumun içerisinde farklı bir yere geçebilir terfi alabilir bu e, aynı kurumla alakalı başka şehir başka ülkeye gidebilir. Çünkü yol kartı arkası dönük diyor. Bütün e, değişim sistem aynı sistem kalabilir ama yer değişimi yapacağını gösteriyor. Ve bunun kutlamasını yapacağını gösteriyor. 20'sine kadar olan sürede bundan bahsediyor. Aşk hayatıyla ilgili. Ama 20'si ile 30'u arasında... Kariyer ve işle alakalı ciddi gelişmeler olacağını gösteriyor. Şimdi boğa Mart'ta hangi yönden şanslıdır? Yükselen boğalar için de geçerlidir. Boğa ve yükselen boğalar Mart ayında kesinlikle aşkla ilgili e, ve iş değişimi yükseliş de var ama e, ağırlıklı yeni konularda. Aşk hayatta aşktan yana daha şanslı olacağını gösteriyor. Şimdi çok fazla para kartları çıkarmadı ve maddi konuda çok ciddi paralardan bahsetmiyorum ama işte bir yükselişte olacağını gösteriyor. Aşk konusunda daha ciddi gösterdi kartlar. Aşk hayatında yeni başlangıç yapabilirsin, bir evlilik yaşayabilirsin. Uzun zamandır aşk hayatında beklentisi içerisine giren e, kişiler var ise e, burada e, yani yalnız olan kişi boğa ve yükselen boğalar var ise kesinlikle hayatınıza yeni birisinin gireceğini gösteriyor. Eğer hayatınızda birisi var ise evliliğe doğru giden bir ilişkiden bahsediyor. Eğer aşk hayatınızda sıkıntı var veya boşanma var, evlisiniz, ailenizin içerisinde bir olumsuzluk var ise kesinlikle barışa doğru giden bir ilişkiden bahsediyor. Ama bir şey söyleyeceğim sevgili boğalar uyanış nedir? Uyanış diyor ki bak duygusal hayatında alakalı uyanış aşktan yana. Aşkla alakalı şansınız hani sanki burada bu ayın üçünden sonraki dönemde ee, şimdi herkesin bir şanslı yönü var ya ben işte bu ayı bu yönden şanslıyım. Bu anı Mart ayında aşktan yana şanslı olacağını gösteriyor ve gerçekten aşkın zirvesini yaşayacaklarını gösteriyor. Duygusal hayatınızda muazzam kupaların kralını gösteriyor. Kupa kralı var, kupa yedilisi kupa ağası ve kupa üçlüsü. Daha ne olsun maşallah 41 kere maşallah ve ee, göründüğü gibi boğa ve yükselen boğaları aşktan yana baya bir rahatlayacağı dönem yeni başlangıçlar evlilik yapabilir geri dönüş de olabilir bakın eski ilişkilerden sıkıntı yaşadığı ayrı yaşadığı kişilerden uyanış diyor yeni uyanış yani beklenmedik bir değişim olabilir geri dönüşler olacağını gösteriyor ve barışla e, neticelenen bir beraberlikten velası bu ayı Mart ayında hangi yönden şanslıdır desek aşk ve ilişki yönünden şanslıdır. Evlilik ve özel hayatıyla alakalı ciddi değişiklikler olacağını gösteriyor. Sevgili boğaları şimdi onun dışında olumsuz gerçekten bak 11 kart çekiyorum her şey için burç için. Maşallah 41 kere maşallah bir tane olumsuz kart çıkarmadı boğa için görüyorsunuz işte. Hayırlısı olsun inşallah. Toparlayalım. Şimdi hangi burç var? Akrep var sırada. Sırada Akrep burcu var. Akrebe bakacağız. Bu video bayağı uzun bir video oldu. Valla dalmışım ben de. Daldığım zaman işte tarotun içinden çıkamıyoruz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Akrebe de bu kartla bakmak istiyorum. Bakalım akrep burçlarının nasıl bir enerji bekliyor nasıl bir enerji olacak akreplerde şöyle bir bırakayım önce bir enerji akrep yükselen akreplerde Mart ayını nasıl bir enerji bekliyor diyelim Evet hayal kırıklığı çıkardı. Bir bakalım canlarım. Bakalım neyin hayal kırıklığıymış akrep yükselen akrepte. Evet sevgili akrepler. Akrepleri de çok severim. Akrep burçları çok sağlam seven burçlardır. Biraz soğuk soğukkanlı gözüküyor olabilirler ama akrepler candır can gerçekten. Bakalım akrep ve yükselen akrepleri nasıl bir kupa kraliçesi dakika bir gol bir çıkardı işte. Hayal kırıklığı zaten çıktı buraya. Evet. Bakalım akrepleri nasıl enerji bekliyor? Mart ayında yükselen akrep ve Akreplerin nasıl enerji bekliyor? 2, 4, 6 7 8 9 10 Wow. Dene kralı. Kılıç şövalyesi. Ermiş Değnek yiğitlisi. Çok muazzam kartlar çıkardı. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Akrep ve yükselen akrepleri. Mars. Akrebin kendi kartını çıkardı. Akrebin yönetici gezegeni Mars'tır biliyorsunuz. Mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, eril enerji. İlk kez kartlara baktığımda enerji olarak tek akrebin enerji kartını kendisine çıkardı. Akrebin yönetici gezegeni Mars'tır arkadaşlar. Akrepler keskin burçlardır. Cinselliğe çok önem veren, karizmatik erkekleri, kadınları da çok seksi olur akrepleri. Yani bir bakışla can yakar akrep kadınları. Erkekleri de aynı şekilde. Çok derin sever akrepler. Çok içten burçlardır. Çok ağır karakterli burçlardır. Ee, içindeki düşüncesini kolay kolay belli eden burçlar değil özellikle yenilgiyi asla ve asla kabul eden burçlar değil akrep burcuna çıkardan kendi enerjisini verdi hırs öfke savaşmak yoğun tutku cinsellik libido artışı eril enerji ama burada ne diyor hayal kırıklığı diyor şimdi duygusal hayatında veya genel olarak baktığımızda Akrep burcu bir hayal kırıklığı içerisinde beklediğini alamadığını veya güvendiği kişilerden alamadığı e, hak etmediği bir muameleyi değil Bu işle alakalı da olabilir aşkla olabilir hiç fark etmez her şeyi kapsayan bir enerjiyi gösteriyor Akrep ve yükselen akrepin hayal kırıklığı yaşadığını gösteriyor. Şimdi bakalım bakalım neler olacak Kupa Kraliçesi Kupa Kraliçesi akrebin kartıdır zaten ve üzerine çıkan Kupa Beşlisi'nden bahsediyor. Diyor ki hayal kırıklığını neden yana gösterdiği belli oldu. Kupa Beşlisi duygusal hayatında boşluk ve üzüntü yaşayan arkası bu şu enerjiyi görüyor musunuz? Güvendiği kişiden yana, yana aldığı çok ciddi bir darbe yaşadığından bahsediyor. Ve bu darbe onu perişanlığa doğru üzmüş ve depresyonda olduğunu gösteriyor. Yani benim hayatımda sana karşı duygusal bağımı çok açık şekilde her türlü sana açık oynadım. Her türlü sana açık yaklaştım. Duygusal olarak da işte fiziksel olarak da maddi olarak da her şekilde yanında oldum. Ama sen beni bu hale düşürdün. Akrep ve yükselen akrepleri gerçekten duygusal hayatlarında çok ciddi hayal kırıklığı içerisinde olduğunu gösteriyor çokça fazla emek sarf ettikleri kişi tarafından haksızlıkla karşı karşıya kaldığını gösteriyor İşte onun için hayal kırıklığı kartını çıkardı arkadaşlar ee, hayırlısı olsun sevgili akrep ve yükselen akreplere şimdi burada e, enerji olarak akrep e, baya bir kızgın tamam hayal kırıklığına uğramış beni karanlıklara sevk ettin beni yalnızlığa terk ettin hiç hak etmediğim muameleye aldım. Ben sana pırlanta sundum, sen bana zehir verdin düşüncesini veriyor. İşte akrep de hayal kırıklığı yaşamasında kim yaşasın? Bunu yaşadığını gösteriyor. Şimdi akrebin sıkıntısını ayın yine diyorum. Bu kupa dönemine kadar Şimdi e, balığın dönemine kadar akrebi sıkıntılı gösterdi. Kartlar maalesef duygusal olarak sıkıntılı gösteriyor. Başka bir sıkıntı yok. Duygusal ve aşktan yana sıkıntı gösteriyor. E, ve bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hayal kırıklığı yaşayan akreplerin bir de bir sağlık sorunu da yaşayabilir gösteriyor. Çünkü ruhsal olarak çok ciddi depresyonda olduklarını gösteriyor ve bu da onları biraz sağlık problemi yaşayabilirler düşüncesine sokuyor yapmayın bunu sevgili akrepler sağlığa dikkat edin ayın e, ikinci yarısına kadar 20'sine kadar olan süre biraz gergin ve sıkıntılı geçebilir diyor kart duygusal hayatta ve sağlıkla alakalı sağlığınıza dikkat etmekte fayda var çokça fazla düşünmeyin lütfen bu aranızdaki duygu bağı mi Şimdi ona bakacağız ama duygusal olarak bir e, gerginlik ve depresyon var ve bu sizin sağlığınıza zarar verebilir. Sağlığa dikkat. Şimdi 20'sinden sonraki aşk hayatında değnek atlısı. E, keskin kararlar vereceksin. Bu ha, tamam şu anda depresyonda olabilirsin. Haksızlığı yemişin, olumsuzluğu yemişin ama şimdi ayın üçüncü yarısında kesin bir dönüş yapacağını gösteriyor. Kafanda ve hayatınla ilgili net kararlar verme ve kesin adımlar. Bu akrep ve yükselen akrepleri kapsayan bir enerjidir. İster erkek ister kadın hiç fark etmez. Şimdi sevgili akrep ve yükselen akrep. 20'sinden sonra değişikliklikte bu bayağı zorlanacaksın konuşamadım. Bayağı zorlanacaksın. 20'sine kadar ikinci yarısına kadar İkinci yarısından sonra değişim yapıldı. Duygusal hayatında sana eziyet eden veya sana duygusal e, şey yaşatan gerginlik yaşatan kişinin sana kesinlikle geri dönüşü var net. Ama ona dönüp dönmemekte artık bir kalp kırıklığı yaşayacağını gösteriyor. Sen de ondan yıkımını yapacaksın soğuk bir şekilde biçimsiz bir şekilde karşına çıkacağını gösteriyor şimdi bana gösterdiği enerji ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ve topraktan bahsediyor boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlak olan enerjiyi gösteriyor ağırlıklı gösteren enerji ama ateş de var burada koç aslan da var bundan bahsediyor şimdi e, bu ikilemde kaldığın kişiyle alakalı sana kesin dönüşü var mı? var ona soğuk yapacak mısın yapacaksın. Kesinlikle ve kesinlikle net kararlar alacağını gösteriyor. Karşı tarafa da bildireceğin ama seninle bayağı uğraşacağını gösteriyor. Bu karşı tarafın seni e, terk etmek ve bırakmak gibi bir düşüncesini görmüyorum. Şimdi e, e, ne hangi konuda olumlu gösteriyor sizi e, Mart ayında? Mart ayında DNA kralı, kılıç şövalyesi. Ermişten ve denek yedilesi. kılıç kral bak kaç tane akrana kartlara çıkarmış ee, burada diyor ki şimdi ik, im, akrep ve yükselen akreplerde iş hayatlarında kesinlikle ve kesinlikle başarıya doğru gittiklerinden bahsediyor ortak işler yapan akrepler e, bu ortak işlerle alakalı sıkıntılar yaşadığınızı gösteriyor ama diyor ki kesinlikle başaracağınızı gösteriyor. Bakın bu ayın e, 24'ünden sonraki süre iş hayatınızda bayağı yükseliş, değişiklik, işte hareketlenme, bazı kararlar alma, geçmişte kalan olumsuzlukları ve yanlış yaptığınız yanlışların farkına vararak yeni adımlar yapacağınızı ve yeni başlangıçlar yapacağınızı gösteriyor. Şimdi 2-3 işi bir arada yürüttüğünüzden bahsediyor. Net burada 2 iş gösteriyor. Sanki eski işinize Eski işinize bir isminiz kalacağını, hareketlenme işi başka bir işe göndereceğinizi ve hareketinizi ve fiziksel hareketlenme başka işe doğru gideceğinizi gösteriyor. Eski işte sanki bir yatırım yapmışsınız. O orada size e, yatırım olarak belki bir yere ortaksınız belki bir para yatırmışsınız bankada bir paranız da olabilir kirada eviniz de olabilir orada bir kesinlikle bir güvenceniz var diyor kalmış ama burada martın 3. E, yarısında yani 20'si özellikle 24'ünden sonra yeni bir hareketleme başlayacağını gösteriyor ve e, ee, sevgili akrep ve yüksel akrepte yeni bir branşa yönlenme. Şimdiye kadar kararsız kalmış olan akrep bu dönemde bir karar vereceğini artık net kararla harekete geçeceğini gösteriyor. Bak şimdi kart bana ne gösteriyor? Açılış kartını kupa kraliçesiyle açtı. DNA kralı ile kapattı. DNA kralı çok muazzam bir karttır. Yerini edinmiş. Kimseye eyvallah olmayan Maddi ve manevi kimseye ihtiyacı olmayan kimse de ona zarar veremez. Artık lafını sözünü demiş, güçlü sözünü bilen, otoriter, çevre tarafından sevilen ve önemsenen, hürmet edilen bir karakter olarak güç kazanmış biri olarak gösteriyor. Kararlı mı, kararlı, ateş gibi bir adam. Bir karakter, adam demişim. Bir karakter. Yani kariyerden bahsediyor kariyer hayatında kesinlikle yeni gelişmeler olacağını gösteriyor. Şimdi Mart ayında Akrep Burcu hangi yönden iyidir desek bazı kararlar alacağını gösteriyor. Bitiş ve yeni başlangıç yapacağını gösteriyor. Yani bıçak gibi kestirip atacağı bazı kişiler olacağını net kararını vereceğini gösteriyor. İster iş ister aş. Yeni başlangıçlar sana yeni enerji getireceğini gösteriyor. Ve burada başarı, senden yanadır. Hangi konuda? iş konusunda ve kariyer konusunda muazzam gösterdir. Evet, hayırlı, uğurlu olsun sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sıra hangi burçta? Terazi burcunda sıra. Sevgili Teraziler, Venüs'ün yönetiminde olan güzel Teraziler. Bakalım Terazi ve yükselen Terazileri Mart ayında neler bekliyor? Hangi enerji olarak terazi şanslıdır? Hangi yönden daha şanslıdır? Mart ayında teraziler ona bakacağız arkadaşlar. Şu kartlarla bakacağım terazilere. Bir bakalım bakalım. Bir tane enerji kartı çıkaracağım terazi ve yükselen terazilere. Bir tane de diğer karttan çıkaracağım. Geriye kaldı. Diğer kartımızdan da bir tane çıkarayım. Bakalım Terazi ve yükselen Terazileri Mart ayında ne bekliyor? Hangi yönden şanslıdır Terazi ve yükselen Terazi burçları? Evet. Bakalım sevgili Terazilere. 2 3 4 5 6 Evet. 7 8 9 10 11 Vay, terazi görüyor musunuz? Kesinlikle aşk. Şimdi bakalım. Enerji olarak vegan kartını çıkar. Cinsellik sevimli pardon çekicilik sevimlilik cazibe maddi açıdan şans hayatın keyfini çıkarma varlık ile sınanarak aşırı bağımlılıklardan kaçınarak normal yaşamaya çalışmak zira bağımlılık yaşanırsa elindekileri kaybetmek. Şimdi çok mükemmel bir enerji kartı çıkardı. Çekicilik, sevimlilik terazinin işi zaten. Terazi çok e, çekici, çok sevimli, çok sempatik, çok zerafetli. Venüs'ün yönetiminde olan bir burçtur. Terazi güzellik aşığıdır. Baştan aşağı zerafettir terazi. Cazibe. Terazinin işidir cazibe. Maddi açıdan şans. Net. Hayatın keyfini çıkarmak. Çok güzel bir Mart bekliyor sizi. Mükemmel bir enerji bekliyor. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Varlık ile sınanarak aşırı bağımlılıklardan kaçınarak normal yaşamaya çalışmak. Varlık ile sınanarak aşırı bağımlılıktan kaçınarak normal yaşamaya çalışmak. Haddini ve hududunu bilendir. Terazinin biliyorsunuz kartlardaki e, sembolik terazidir. Tartı işareti. Yani... Ee, anlatabiliyor muyum? Yani adalettir. Adaleti temsil eder terazi. Fazlalıktan işi olmaz. Eşitliğe dikkat eden burçlardır. Tıpkı burada çıkan e, enerji gibi. Bağımlılık zira diyor yaşanırsa elindekileri de kaybetmek. Dengeli yaşam, dengeli geçireceği bir zamandır. Mart dönemi kesinlikle hiçbir şeye kaçınarak ve bağımlılık yapacağını göstermiyor. Zira bağımlılık yaparsa diyor elinden her şeyin gideceğini biliyor. Demek ki kayıplar yaşamış, artık e, alma verme dengesine dikkat ederek hayatını devam edeceği bir mart. Artık her şeyin farkına vardığını gösteriyor. neyine nasıl yaparsam nasıl bir verim alırın düşüncesi cesaret ve güç kartı çok mükemmel bir karttır cesaretli ve güçlü olacağını gösteriyor korkusuz bir mart geliyor sevgili teraziler hayırlı olsun aynı kart değenek şövalyesini çıkardı iş hayatında azim başarı meydan okuma kimseye eyvallahım yok benim kimseden korkum yok benim terazi böyle bir enerjiyle başlayacağını gösteriyor havadislerle dolu bir enerji Kupa kraliçesi duygusal hayatında bak Ölüm kartı dönüşüm bitiş ve yeni bir başlangıç hayatının değişim noktasıdır. Ne zaman diyor ayın üçüncü yarısı diyor. Üçüncü yarısı işte üçüncü yarısına doğru diyelim. Üçüncü yarısı tam değil. Ne zaman 15'i ikinci yarısı da bir beş gün oradan kasıyor. 15 ile 30 arasındaki olan süre terazi ve yükselen terazinin hayatında dönüşüm olacağını gösteriyor. Bitiş ve yeni bir başlangıç çok emek sarf ettiği çok emek sarf ettiği gerçekten hakkı yendiği ve emek sarf ettiği yerden haberleşme olacağını gösteriyor bu ister eski sevgili Eski aşık, eski koca, eski karı olabilir veya eski çalıştığı iş yerinden geri dönüş haberleri olabilir diyor kartlar. Şimdi bu balık burcunun döneminde ayın 18'i 20'si 21'ine kadar olan süre takvimlere göre diyorum. Bazı takvimlerde 18 gösteri, bazı da 20, bazı da 21'i. Mart'ın 21'ine kadar olan balık burcunun süresinden bahsediyor. Balık burcunda iş hayatında bir değişim olacağını gösteriyor. İş değişikliği yapacağını gösteriyor. Şimdi sevgili terazi maddi konuda kimseye zaten ihtiyacı yok. Ama işte beklediği bir terfi ve bir haksızlık olmuş. Terfi beklerken haksızlık yediğini gösteriyor. Bu haksızlıkla alakalı ciddi sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Terazi ve yükselen terazinin kafasında bir plan yaptığını ve ama kararsız kaldığını gösteriyor. Terazi karar verecek. Ne zaman karar verecek? 15'inden sonra terazinin hayatındaki dönüşüm ve değişim de kararıyla değişeceğini gösteriyor. Kendisi kararını verecek ve bir değişiklik olacağını gösteriyor. Ne ile alakalı? Aşk hayatındaki değişiklikten bahsediyor. Terazi burcunu Mart ayında en şanslı yönü Aşktan yana duygusal hayatına yeni fırsatların gireceği, yeni şansların geleceğinden bahsediyor kart. Kesinlikle. Şimdi burada ağırlıklı toprak ve ateşlerden bahsediyor. İkizler, pardon. Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlak. E, koç Aslan ya yükselen Koç Aslan Yaylarla terazi burçlarının arasında en iyi gelen enerjiyi onu gösteriyor. Şimdi terazinin yaralı gösteriyor. Terazi aşktan yana ciddi şekilde yara aldığını gösteriyor ve bu yaranın hani karşı taraftan aldığı negatif enerji ve yara diyor. Olumsuzluk aldığını gösteriyor. Haksızlık aldığını gösteriyor. Ve bu haksızlık yapan enerji ve kişinin geri dönüş yapacağını gösteriyor. Affedip affetmemek teraziye bağlı kalmış. Ama kesinlikle terazini Mart ayında ne bekliyor, neden yana şanslıdır desek aşktan yana şanslıdır dediği gösteriyor kartlar. Bakın e, şimdi değnek şövalyesiyle başlattı. Kupa ağasıyla bitirdi. Değnek şövalyesiyle kupa ağasının arasında çok büyük bir fark var. DNA Şövalyesi kızgın, öfkeli, kimseye şey vermeyen, siz söyleyin hani ödün vermeyen, kimseyi umursamayan öfkesi var. Yaşadığı bazı şeylere, haksızlıklara kızgın olduğunu gösteriyor. Habersizliğe verdiğim fedakarlığın karşılığını alamadığıma, sen bana haksızlık yaptın düşüncesiyle başlayan kartın bitişini kupa ile bitirdi ve bu da o anlama geliyor ki Mart ayında terazi ve yükselen terazileri aşktan yana şanslı olduklarını gösteriyor. Gerçekten aşktan yana terazi kılıç kraliçesi direkt terazinin kartıdı. Üzerine çıkan kart kupasını çıkardı. Ama dediğim gibi terazinin hayatındaki değişim de dönüşüm onu gösteriyor. İster işle alakalı, ister duygusal hayatla alakalı değişim olacağını ve özellikle geri dönüşler. Hani e, eskiyle eskiden bağlı olduğu kişilerin, bak duygusal hayatındaki aşık olduğu kişi olabilir, karısı veya kocası olabilir, e, sevdiği birisi olabilir. Ee, onun dönüşünü ve eski çalışanlardan eski iş yerlerinden eski bağlılıklarından geri dönüşler ve haberleşmelerin çok olacağı bir iletişimin çok olacağı bir dönemden bahsediyor ve diyor ki aklı fikri ve haksızlık yapılan haksızlık yediği tarafın geri döneceğini gösteriyor demek ki terazi iş hayatında bir olumsuzluk yaşamış o olumsuzluk yaşandığı yerden geri dönüş yapılacağını gösteriyor. Muazzam bir enerji. Hayırlısı olsun sevgili terazi. Terazi ve yükselen terazi Mart ayında aşktan yana şanslı olduğunu gösteriyor. Kartlar. Evet hangi burçla başlıyoruz? Şimdi koç var sırada. Koç burcu var sırada. Hangi kartla bakacağız koçlara? Şu kartlara bakacağım. Bir saniye hemen Kartlarımı alayım. Koçlara şu kartlarla bakacağım. Koç ve yükselen koçları Mart ayında nasıl bir enerji bekliyor ona bakacağız. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Şöyle bir enerji kartımı çıkardım. Diğer kartı da çıkarıp devam edeceğim. Şimdi koçlara diğer kartlardan çıkarmak istiyorum yahu. Bu kartlardan çıkarayım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor koçları. Koç ve yükselen koçları Mart ayında nasıl bir enerji bekliyor? Şuraya bakar mısınız? Tükenme. Koç çok yorgun demek ki. Şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Bir iki dakika müsaade. Hemen açıklayacağım. Bakacağım canlarım. Bayağı uzun bir video oldu. Hiçbir burcu birbirinden ayırmak istemedim arkadaşlar. Hiçbir burca karşı haksızlık yapmayalım dedim. Hepsini bir videoya sığdırayım. Umarım beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak bakın kaç dakikadır? 2 saattir video devam ediyor. Yani bu işler öyle kolay işler değil arkadaşlar. Bayağı emek sarf ediyor. Emek ister, isteyen işlerdir. Emeğimize saygı olarak videolarımızı lütfen izledikten sonra beğeni ve yorum atmanız bizi daha fazla kişiye ulaştırmanız demektir arkadaşlar. Emeğe saygıya davet ediyorum sizi. Sevgili Koç ve yükselen Koçlarla devam ediyorum. Bakalım Koç ve yükselen Koç Mart ayında neler bekliyor? Mart ayında Koç hangi yönden şanslıdır? nasıl bir enerji bekliyor koç ve yükselen koçları haydi hayırlısı olsun 1 2 o çok güzel kartlar çıkardı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vah canım benim sevgili koç ve yükselen koç şimdi şimdi dur yorumlayacağım canlarım dur 2 4, 6, 8, 10, 11 Evet ya bu kartların enerjisi de çok mükemmel. Çok seviyorum bu kartlarımı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben değişik kartlarla bakmayı seviyorum. 13 senedir bakım yapıyorum. 13 senenin her senesinde deste deste kartları almışım. inanın evden karttan geçirecek yer yok. Ama yine de seviyorum yeni kartlar almayı ben. Bu farklı kartlarla karma kartlarla bakmayı çok seviyorum. Şimdi bakarım ne çıkarttı. Şartları zorlamak. Gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Tabii ki zorlar Koç. Çünkü Koç artık boğaza kadar gelmiş. Şuraya bakar mısınız? Tükenmişlik var. Koç ciddi bir sıkıntı yaşamış olduğunu gösteriyor özellikle özel hayatıyla alakalı. Koç artık gerçekten çok bitkin ve doymuş durumda. Artık bir damla da başka bir yer kalmamış. Hani boğazıma kadar baktım derler ya boğaza kadar doymuş olarak gösteriyor. Kod çok ciddi sıkıntılar yaşamış olduğunu gösteriyor. Ama buna rağmen her şekilde kendini zorluyor ve gayretini şartları zorlayarak gayretli olmaya çalışıyor. Bu durumdan çıkmaya çalışıyor. Sabrediyor. Kendini bitirse de bitmemeye çalışan kibirli haşin bencil zorlamak veya zorbalık yapmak artık gerçekten ben de yapmayayım kim yapsın düşüncesinde olduğunu gösteriyor. Koç çok ciddi bir tükenmişlik içerisinde, çok olumsuzluk, sıkıntılar, haksızlıklar yaşamış olduğunu gösteriyor. Aşk hayatı olabilir, evliliği olabilir, iş hayatında olabilir. Gerçekten tükenmiş durumdadır. Deşarj olmaya ihtiyacı var. Bakalım neden bitmiş koç, neden sıkılmış bu kadar sevgili koç? Evet, bakacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir, şimdi koç asa kraliçesi asa altı altırası koçu gerçekten çok katı, kararlı olduğunu ve katı olduğunu gösteriyor kendini toparlamaya çalıştığını gösteriyor. Koç ihanet yemiş arkadaşlar. Çok üzgünüm. İhanetten bahsediyor. İhanet yemiş. Tılsım üçlüsü. Pardon kılıç üçlüsünü gösteriyor. Bu direkt ihanetin kartıdır. Kalbi yaralı koçun. Ne yaparsa yapsın bu kalp yarasını atlatması için baya bir zamana ihtiyacı var. Ee, i̇haneti yediği için tükenmişlik var. Kendini zor toparladığını gösteriyor. Kılıç kraliçesi. Dünya kartı, kılıç onlusu. Kılıç onlusu zor bir dönem geçirecek koç diyor Mart ayında. Çünkü ihanet var. İhaneti geçmesin dileğiyle. Umarım olumsuz bir şeyler yapmazsınız ama koç gerçekten çok kızgın, çok yoğun, çok öfkeli. Artık ne yapacağını bilmiyor. Parçalasam mı, boğsam mı, boşansam mı, ayrılsam mı yoksa onu ona ne yapsam içim soğusa havasında olduğunu gösteriyor. İhaneti yemiş bu iş hayatında olabilir aşk hayatında olabilir hiç fark etmez. İhaneti yiyip oturmuş olduğunu gösteriyor ve bunu kesinlikle kabullenmediğinden bahsediyor. Güvendiği kişinin onu sırtından bıçaklamasından bahsediyor. Bu kişi mesafe olarak ona, uz ona uzakta olabilir veya uzaklaşmış olabilir. Koçu ee, bayağı aşkla ilgili sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Gergin olduğunu gösteriyor ama maddi konularda tılsım uşağı asa kraliçesi e, bu iş ve e, asa kraliçesi bak ne diyor biliyor musun bak işte koçun asilliği budur diyor ki koç biraz fevri burçtur kızgın çabuk sinirlenen çabuk kızan burçtur çabuk fevrileşen burçtur ama çok merhametlidir koçlar arkadaşlar 5 dakika benim istediğim olacak inat var koçta ama diyor ki tutku tutulduğu zaman sevdiği zaman sağlam sever kolay kolay böyle şeyler yapmaz biri ihanettir aldatmadır yıkımdır böyle şeyleri yoktur koçun seviyorum koçları çok da azimli ve iradeli burçlardır bak bunca ihaneti yemiş bunca olumsuzluğu yaşamış Bunca sırtından bıçaklanmış. İhanet dediğim ila karakoca ihanetinden veya sevgili ihanetten bahsetmiyorum. Arkadaş ihaneti de olabilir. Evindeki ailesinden birinde ihanetine uğramış olabilir. İhanet dediğiniz tek e, çok özür dilerim. Aldatmadan bahsetmiyor. Yani başka türlü ihanetler de var. Yalan da benim için ihanettir. Kardeşimin bana yalan söylemesi, eşimin bana yalan söylemesi illa fiziksel olarak aldatma yapması ihanet sayılmıyor benim düşüncemde. Her şekilde yalan ihanettir benim için. Benim için bir mesaj da ihanettir. Benden habersiz benim arkamca iş çeviren bir iş arkadaşım varsa ona güveniyorsam eşime güveniyorsam arkamdan iş çeviriyor bir, benden saklı bir şey yapıyorsa bu da ihanettir koç defalarca ihaneti yemiş ve sırtından bıçaklanmış olduğunu gösteriyor güvendiği kişiler tarafından tükenmiş artık bu hep mi böyle olur bir kere olur iki kere olur bu hep mi böyle olur artık e, bitiş ve soğukkanlılıkla çok kızgın çok öfkeli gerçekten çok hırçın Mart ayında koçlara dikkat edin. Özellikle özellikle ayın üçüncü yarısı koçlar çok fevri olabilir. Haklı mıdır? Dibine kadar haklıdır. Dibine kadar haklıdır gerçekten. Az buz bir şey yaşamamış koç. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi koçu duygusal hayatta ve güven haya, güvendiği kişilerden yana aldığı ihaneti geçtik. Bunun dışında şanslı olacağınız şey maddi anlamda çok mükemmel şanslar olacağını gösteriyor. Para konusunda ciddi paralar, fırsat konusunda işinizde yükselme. Bakın duygusal hayatınızda veya kalbinizde bu kadar ağırlık ve yük olmasına rağmen sizin bu kadar azimli olmanıza 41 kere maşallah diyorum hiç kimseye belli etmiyor gerçekten. Asa kraliçe soğukkanlılıkla işinde yükselişlere devam diyor. Asa altılısı kim ne yaparsa yapsın ben kimseye bulaşmam kendi işime bakarım havasında. Kimseyi umursamam ve herkesin takdirini kazanacağım bir dönemden. Büyücü kartı bütün enerjileri kendinde toparlıyor. Şuraya bakar mısınız? İster dünya yansın, ben azmimden ve cesaretimden vazgeçmeyeceğim havasında olduğunu gösteriyor Koçun. Tılsım şövalyesi. Bakın üst üste ne söyleyeceğim burada? Diyor ki bak gerçekten duygusal hayata bitiş Olumsuzluklar var balık dönemine kadar yani 21'ine kadar 21'inden sonra aşk hayatında hareketlenme olacağını gösteriyor ama dediğim gibi mart ayında en şanslısın sevgili koç ve yükselen koç para konusunda muazzam şansa ve muazzam kısmete sahipsin diyor çok güzel hareketlenme var parayla alakalı şansla alakalı yükselişle alakalı paradan yana şanslısın. Aşkla yana kaybettiğin ve aşkla yana tükenmiştik artık kimseyi görmek istemiyorum herkesi yakarım yıkarım havasında olduğunu gösteriyor sevgili koç ve yükselen koçu burada yapılan haksızlıkları gerçekten tahammül edilemeyecek haksızlıkları sessiz bir biçimde içinde taşısa da kimseye belli etmeyen bir ee, sağlam bir koç var karşımızda gerçekten. Çok e, e, buradaki üzüntünün farkında mısınız? Aile içerisinde de pek bir huzurunun olmadığını gösteriyor koçun. Arkadaşlar bu bir genel bakımdır. Üzerinize uyanları alın kolektive açılım yapıyoruz. Uymayanları geri evrene iade edin. Bireysel bakım için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Whatsapp ve Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Herkes üstüne birebir uyacak diye bir şey yok. Ben yüzdeye bakarak konuşuyorum ve yüzdede gördüğüm e, koç ve yükselen koçları Mart ayında aşk hayatında olumlu göstermiyor. Ayın 21'inden sonra rahatlama olabilir. Aşk hayatındaki değişiklik olabilir ama para ve maddiyatla alakalı güzel gösterdi. Çok ciddi şanslar ve fırsatlar geleceğini gösterdi. İş konusunda da başarılı olduğunu gösterdi. Hayırlısı olsun sevgili koç ve yükselen koçlar. Şimdi sırada hangi burç var? Yengeç var. Sırada yengeç var. Bakalım yengeç burçları ve yükselen yengeçleri nasıl bir enerji bekliyor sevgili yengeçleri. Evet, öncelikle bir enerji kartı çıkartacağız. Ondan sonra diğer kartlarımıza bakacağız. Yengeç ve yükselen yengeçleri Mart ayında nasıl bir enerji bekliyor? Bakalım. Bunu çektim elime oo, aldatmak mıydı adammak mıydı dur okuyacağım şimdi ben de yengeçim ya valla merak ettim sizin sayenizde kendime de bakmış olacağım sevgili yengeç ve yükselen yengeçler mart ayında bakalım neler bekliyor sizi hangi kartla bakacağız yengeçlere şu kartla bakacağım şöyle bırakayım yengeç ve yükselen yengeçlere bakalım Bir, iki, o, üç, güzel, güzel. Dört, beş, altı. Evet, sevgili yengeç ve yükselen yengeçleri bakalım Mart ayında nasıl bir enerji bekliyor ve hangi yönden şanslıdır yengeç ve yükselen yengeç. 2 3 4 5. Güzel. hadi bakalım. Şimdi bir enerji kartlarımıza bir bakalım. Olumlamamıza ondan sonra. Fista. Adanmak. Aldanmak değilmiş ya. Adanmak. Bizim işimiz zaten adanmak. Sorumluluk almak. O da bizim işimiz vallahi. İçsel bütünlük arayışı. E, ikili ilişkilerden uzaklaşmak. Şimdi demek ki adanmak. Adanmak demek ki çok fazla e, kendini fazla adamış olur. Yengeç zaten kendini çok fazla adar. Çok fazla fedakarlık yapar. Karşılığını görür mü? Vallahi görmez. İşte e, içsel bütünlük arayışı. Yani kendini duygusal olarak boşluğa düşeceğini duygusal hayatında sıkıntılar yaşanacağını gösteriyor. İçsel bütünlük arayışı. Yani kafa dengi ve kalbine uygun birisinin olmadığını. Bakın şuraya. Demek ki e, bak kupa altılısının üzerine kılıç omlusunu çıkardı. Anlatacağım hepsini. Ve karşılıksız aşk diyor. Yengeç burcunu Mart ayında aşktan yana sıkıntılı gösteriyor. Veya şu andan itibaren sıkıntılı gösteriyor. Ayın 21'ine kadar ikinci yarısına kadar olan balık döneminde sıkıntı var aşkta. Şimdi geçelim yorumumuza arkadaşlar. Şimdi sevgili yengeç ve yükselen yengeçleri imparatorice bak iş hayatıyla alakalı, duruşuyla alakalı, güçüyle alakalı hiçbir sıkıntı görmüyorum. Baya özellikle ayın 8'inden sonra Mart'ın 8'inden sonra çok mükemmel bir değişim olacağını gösteriyor. İş hayatında baya olumlu şeyler başaracağını gösteriyor. Maddi konuda rahatlama, hareketlenme, işinde olağanüstü Aktif şeyler olacağını gösteriyor ve korkusuzca ilerlemeden bahsediyor. Şimdi yengeç burcunu duygusal hayatındaki yıkımdan bahsediyor. Kılıç omlusu maşallah yemişiz kazığı. Şimdi sırtından bıçaklanmış olan yengeç duygusal olarak aşk hayatında olumsuzluklar yaşadığını gösteriyor. Yengeçe olumsuzluk yaşadığın enerji. İkizler Kova Terazi yükselen ikizler kova terazi Boğa Başak Oğlak yükselen boğa başak oğlaktan bahsediyor. Arkadaşlar her zamanki gibi söylüyorum. Bu bir kolektif açılımdır. Üzerinize uyanlar alın, uymayanları geri evrene iade edin. Ama bakalım hangi yönden şanslıdır yengeç. Sevgili yengeç. Ayın ikinci yarısına kadar aşk hayatındaki gerginliğin devam edeceğini gösteriyor. Olumsuzluklar var mı var kendini daha çok işe vereceğini. Yeni iş başlangıçları, mükemmel tutku, şey işe tutku, aşkla bahsetmiyor, tutku. Kendini işe verme. Aşk hayatında olan olumsuzluk seni kesinlikle işe doğru iteceğini gösteriyor. Aşktan yana verdiğin emeğin karşılığını alamayacağın dönem ayın 20'sine kadar olan dönem, ikinci yarısına kadar, ikinci yarısından sonra olan dönemde diyor ki ee, sevgili yengeç ve yükselen yengeçi aşkla ilgili rahatlama o zaman bekliyor ayın 20'sinden sonra aşkla ilgili beklentini alacağını gösteriyor 20'sine kadar bir gergin olacağını gösteriyor şimdi üzerinde bir nazar ve bir negatif enerji olduğunu gösteriyor sevgili yengeç seni yıkıma doğru götürüyor bu ee, yani yıkıma doğru derken motivasyon düşüklüğü yaşıyorsun yani bir yerde duramıyorsun, ruhsal dengesizlik yaşıyorsun, duygusal olarak içinde bir huzursuzluk var. Bu senin üzerinde olan ağırlık ve negatif enerjiyi gösteriyor. Ayın 20'sine kadar devam edecek. 20'sinden sonra kesinlikle e, duygusal hayatında bir değişiklik olacak. Şimdi yengeç burcunu Mart'ta hangi yönden e, başarılıdır, hangi yönden şanslıdır desek güç konusunda azim ve iş konusunda muazzam başarılı olacağını gösteriyor acayip enerji var sevgili yengeçte duygusal yönde ise duygusal yönde sanki bir motivasyon düşüklüğü ve nazardan bahsediyor aslında bu nazar giderse arkadaşlar nazarın gitmesi için kurşun döktürebilirsiniz kesinlikle ve bazı özel ayetler var ee, suyun içerisine okuyup su hazırlayabilirsiniz. Özellikle onu okuma zamanları var. Lütfen bunu yap. Bak okumak iyi bir şeydir tabii. Ama suyun içerisine okuyup içmek bambaşka bir güzelliktir sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu nazar üzerinizden götürmeniz lazım. Özellikle duygusal hayatınızda çoğu kişiyle paylaştığınızı gösteriyor aşkınızı. Hayatınızda olan bazı gelişmeleri onun için olumsuzluklarla karşılaştığınızı gösteriyor. Kusura bakmayın. Kimseyle bir şeyinizi paylaşmayın arkadaşlar. Ve yengeç burcunun aşk hayatında olumsuzlukların 20'sine kadar devam edeceğini, 20'sinden hani sıkıntı yapacağını, sanki verdiği enerjinin karşı aşkının ve duygusunun verdiği fedakarlığın ve ilginin karşılığını alamadığı için üzgün olduğunu göster aslında yengeçin ve bazı biz alıngan burçlarız tabii ki sana bir sevgi veriyorsam e, demek ki arkadaşlar hak etmediği sevgiyi veriyoruz yani hak ettiğinden daha fazla değer veriyoruz onun için bu olumsuzluklar yaşanıyor. İnanın böyledir. İşte değer vermediğin zaman çok değere biniyorsun. Böyledir işte insan evladı ne yapacağım? Bunu gösteriyor sevgili yengeçlerde. Ee, bir de bir şey var. Ama buradaki güç kartını görüyor musunuz? İmparator kartı. Kupa kralı çıkartıyor kraliçesi kraliçesiyle imparatrişe şuraya bakar mısın o kadar muazzam kartla açılış ve kapanış yapıyor ki burada Mart ayında çok mükemmel yerlere geleceğinizi ve kendinizi iş hayatında çok güçlü azimli yeni e, e, bazı şeyleri üretme isteği hani e, işten bahsediyorum tabii ki yeni planlar yeni bir projeler o, o, sorumluluk alma ciddi sorumluluğun altına girme ve Korkusuzca hareket edeceğiniz iş konusunda mükemmel. Bak iş arayan varsa yengeç burçları kesinlikle iş bulacağınızı gösteriyor. Bir terfi yapabilirsiniz. Yeni iş başlangıçları yapan kişiler ticari anlamda atılım yapabilirsiniz. Çok muazzam bir enerji ve çok muazzam bir dönem bekliyor sizi sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Hangi yönden şanslısınız? Enerji ve iş konusunda muazzam şanslarınız var. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi sıra hangi burçta? Sıra son burç ve yay burcunda. Yay burcuna geçtik arkadaşlar. Yay burcunu yorumlayacağım. Bakalım yay ve yükselen yay olan arkadaşlarımızı. Mart ayında neler bekliyor? Hangi yönden daha şanslıdır yay burçları? Ona bakacağız sevgili yaylar. Öncelikle bir enerji kartı çıkaracağım. Enerji kartından sonra yayın Mart yorumunu yapacağım canlarım. Bakalım bakalım. Şunu çıkardım. Şimdi bir tane de bu karttan çıkarıp devam edeceğim canlar. Bakalım yay yükselen yayları Mart ayında neler bekliyor? Hiç gördüm kart. <laughs> bir bakalım. Hayırlısı olsun. Şöyle bırakayım kartlarımı seçeyim. Evet niyetimizi de edelim. Mart ayında yay ve yükselen yay burçlarını nasıl bir enerji bekliyor ve hangi yönden daha şanslıdır yay ve yükselen yaylar. Vay. Neyle açtı? 3 4 5 Kılıç ikisiyle, ikilisiyle açtık artık. 7 6 2 4 6 Şöyle 7 8 9 10 Bu da 11. Aha güzel kartla bitirdi. İnşallah. Bakalım yay ve yükselen yayları nasıl bir enerji gösterdi. Evet. Regulus'un enerjisini çıkardı. Şans, fırsat, popülerite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar. Kesinlikle Burada işten ve kariyerden yana çok mükemmel şans ve fırsatların geleceğini gösteriyor. Sevgili yay ve yükselen yay, yay burçlarına mükemmel bir kart geri çekilmek diyor. Şimdi belli ki duygusal hayatına ve aşkla ilgili problemler yaşamış olan yay burcunun Mart ayında ilişki ve aşkla alakalı bir kendini geri çekmesini gösteriyor. İş ve maddi konularda büyük fırsatlar, popülerite, yıldızının parlaması, güç ve istikrarda te, e, tam gaz ilerliyor. Yani aşk hayatında, duygusal hayatında gerginlik yaşadığını ve hak etmediği yerde olduğu için kendini geri plana çekip işe vermiş olduğunun bir enerjisini veriyor Mart ayında yayın. Şimdi bakalım bakın burada kılıç ikilisi. Belli ki yay bir olumsuzluk yaşamış. Değenek prensinin olumsuzluk yaşadığını gösteriyor. Ne ile alakalı? Duygusal hayatında bir ihaneti yemiş olabilir. Karşılıklı olumsuzluklar almış olabilir. İster kadın ister erkek. Yay enerjisini aşktan ve ihanetten bahsediyor. Aşkla ihanetten, güvendiği kişiden aldığı olumsuzluklardan bahsediyor. Onu germiş olarak gösteriyor. Ama e, kızgın, kendini geri çekmiş. Artık ben hiçbir şey istemiyorum, hiçbir ilişkiye de hazır değilim. Kesinlikle bağımlı kalmak istemiyorum. Ben işime ve kariyerime odaklanacağım havasını gösteriyor. Şimdi özellikle 20'sine kadar aşk hayatıyla ilgili hiçbir şey duymak istemediğini gösteriyor. Yay ve yükselen yay. Yani bir tık bir gelişme, bir hareketlenme Beklediği bir hareketlenmeyi görmüyorum çünkü istemiyorum diyor. ya Ben ilişkiye hazır değilim ee, artık kimseye güvenim kalmadı düşüncesini veriyor. Çünkü gerçekten e, olumsuzluğu ve e, hak etmediği değeri yediğini hak etmediği değerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Çok ciddi hareketlenme var iş konusunda. Kararsız kaldığı bazı konularla ilgili Mart ayında değnek şövalyesi, değnek prensi, yıldız kartı, değnek onlusu, e, bayağı e, şövalyeleri ve e, ciddi kartlar çıkarmış. Şimdi burada kararsız kaldığı bazı konularla ilgili e, biraz sessiz kalarak geri çekilerek öfkesine hakim olmaya çalışan bir enerjiden bahsediyor yay ve yükselen yay için. Şimdi desek ki Mart ayında e, hangi gönden şanslıdır yay? Kesinlikle iş konusunda şanslı olduğunu gösteriyor yay ve yükselen yayı. İş konusunda yeni başlangıçlar yapabilir. Kendini daha çok işe vereceğinden, vereceğinden bahsediyor. Aşk hayatına artık bir beklentisi olmadığını ve burada gördüğünüz gibi kendini geri çektiğini gösteriyor. Neden geri çekmiş? Buradaki ihaneti ve olumsuzluğu, kararsız kalma, güvensizlik, inamsızlık var. Tılsım ikilisi, kararsızlık var, güven yok. Hiç kimseye güvenmiyor. Hep mi aynı şeyi yaşarım? Hep mi yalan dolan beni bulur? Düşüncesinde olduğunu gösteriyor. Bunun için kendini e, özellikle dediğim gibi aynı ikinci yarısına kadar uzaklaştıracağını gösteriyor. İkinci yarısından sonra aşk hayatında biraz gelişmeler olacağını gösteriyor. Yay ve yükselen yay. Ama genel enerji olarak yay. Mart ayında hangi yönden şanslıdır desek kesinlikle işle alakalı kesinlikle şanslı olduğunu gösteriyor. DNA şövalyesi hareketlenme, işten korkmama, yeni adımlar atma, yeni başarılar elde etmekte pek başarılı olacağını gösteriyor. Yay ve yükselen yay bazı konularda ödün vermemek, bazı konularda savaşa devam etmek veya yeri geldiğinde olgun davranmasını bilen bir karakter olarak gösteriyor yay. Mart ayında şansını öyle gösteriyor hareketlenme iş hayatında hiç korkmadan hareket edeceğini gösteriyor yalnız kalacağını branş değişebilir yön değişebilir yer değişebilir çok zorlanabilir ama çok başarılı olacağını gösteriyor İhanete dikkat edin sevgili yay ve yükselen yaylar Lütfen ee, hak etmediğiniz değer ile ee, karşı karşıya kaldığınızı gösteriyor Özellikle hanım yaylardan bahsediyorum. Şimdi e, bu işin erkeği hanımı yok ama çoğunlukla kadınları gösterdiği için kartlarda e, özellikle kadın yayların bazı ihanetleri yemiş olduğunu gösteriyor. Bazı olumsuzlukları yaşamış, güvendiği kişiler tarafından çok ciddi hüsrana uğradıklarını gösteriyor. Ve kaygı içinde kaldıklarını gösteriyor. Çok ciddi kaygılarınız var. Allah yardımcınız olsun. Bir daha buna bulaşmam işte bir daha bunu yapmam gibisinden ama defalarca üst üste aynı şeyi yaşadığınızı gösteriyor ve çok üzgünüm aynı kişi tarafından yapılan haksızlığı ve yalan da karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor sevgili yay ve yükselen yaylar şimdi ayın 20'sinden sonra aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor ama Dediğim gibi 20'sine kadar bir beklenti zaten beklemeyin. Zaten kendiniz de istemiyorsunuz. Artık hiçbir şey istemiyor. Enerji olarak ya kendini işe vermiş durumda olduğunu gösteriyor. Mart ayında yay ne bekliyor hangi yönden şanslıdır desek kesinlikle iş konusunda yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar, yeni ortak işler ve başarı konusunda çok muazzam bir enerji verdi. Gerçekten çok mükemmel iş konusunda ve kariyer konusunda başarı, yıldızınızın çok parlayacağı bir dönemdir Mart ayı sizin için kariyer ve şanstan yana yeni doğan güneş gibi yeni doğan yıldız gibi olacağınızı gösteriyor. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi burada e, sanki e, iş hayatınızda da üzerinizde sanki çok yüklenildiğini gösteriyor. Herkesin sizle uğraştığını gösteriyor ama. Tek başına kalsanız da kimseye kendinizi böyle bıraktığınızı görmüyorum. Kendi başınıza çaba sarf ettiğinizi ve kendinizin yükseleceğinizi gösteriyor. Herkes sizle uğraşıyor bırak uğraşsınlar diyeceksiniz hiç kimseye bulaşmam ben kendi yolumu kendim çizerim kafasında ama dediğim gibi 20'sinden sonra duygusal hayatınızda olan bakın kupa şövalyesiyle kapattı kılıç ikilisiyle başlattı kupa şövalyesiyle kapattı başlattığı ihanet ve yalan kartı kaygı kartı güvensizlik ikilemde kalma ne yapacağınızı bilmediğiniz için de bilmiyorsunuz artık ne yapacağınızı ama son kartınızda bu size bunları yaşatan kişinin size geri dönüş yapacağını gösteriyor Yani son kupa şövalyesiyle kapattı Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar hakkımızda ama, Hangi yönde şanslısınız desek Mart ayında sevgili yay ve yükselen yaylar kesinlikle iş ve başarı yönde daha şanslı olduğunuzu gösteriyor kartlar. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. 12 Burcu'nun 12'sini de yorumladım. Kanalıma beğeni ve e, videoma beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Her şeyin güzeli sizin olsun. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.